İyi akşamlar değerli izleyiciler. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Özel bir gecede Kadir Gecesi'nde efendim. Kadir Gecenizi mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Hem hepimiz için hem tüm İslam alemi için. Bu özel gecede Gündem Özel'de seçim sürecini biraz daha irdelemeye devam edeceğiz. 27 gün kaldı değerli izleyiciler. Bu 27 gün içerisinde ciddi anlamda hem partilerin hem milletvekili adaylarının biraz daha e, tanınması gerekiyor ve söylenilen vaatler hangileri gerçekçi, hangileri yapılabilir, neler yapıldı, neler yapılmaya devam ediyor, hangi noktalarda soru işaretleri var, çok değerli konuklarımızla bugün bu konuyu irdeleyeceğiz. Sırasıyla efendim Avukat Mehmet Kırmızı, hukukçu, siyasetçi, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Kaplan, teşekkür Nasılsınız, ediyorum. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Çok sağ olun diliyorum. efendim. Ve eee Doktor Abdülkadir Turan gazeteci yazar siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ve e, yine Doktor Ramazan Topdemir İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi siz de hoş geldiniz hocam. Sağ olun var olun teşekkür ederiz. Efendim bu özel gecede öncelikle e, Kadir gecenizi tebrik ederek başlayalım. İnşallah hayırlara vesile olur. Tüm İslam alemi için, zulüm altında olan tüm İslam memleketleri için de inşallah Kurtuluşa vesile olur diyelim. Şimdi efendim 27 gün kaldı seçime. Bu 27 gün içerisinde Türkiye kritik bir dönemden geçecek ve bu kritik dönem ciddi anlamda Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Ve baktığınız zaman şunu görüyorsunuz tamamı mı, mı diyeceğimiz ve Türkiye'nin gerçek anlamda, ekonomik anlamda, milli güvenlik anlamında, bekası anlamında çok kritik bir süreç. Uzun yıllar seçimleri takip eden bir gazeteci olarak baktığımızda her seçim çok çok önemli deniliyor ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği şey olduğu gibi bir dönemeçten bahsediliyor. Yani bir e, karar noktasından bahsediliyor. Türkiye'nin nereye gideceğine karar verileceği bir seçim olacak boyutunda açıklamaları var. Şimdi Ramazan Bey müsaadenizle sizle başlayalım diğer konuklarımızın da müsaadesiyle. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Yani gerçi öbürü biraz daha koalisyonvari bir e, ittifak ama baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Vaatler konusunda, e, seçim beyannameleri konusunda, millet e, vekili seçimleri konusunda e, insanlar dikkatle izliyor. Özellikle de evet. gençler dikkatle izliyor bu vaatleri. E, iki ittifak arasındaki vaatlerin gerçeklik boyutunu düşünecek olursak Yüzde anlamında sormuyorum tabii de. Hangisi daha gerçekçi? Şimdi e, Perşembenin e, geleceği çarşambadan bellidir. Hı hı. Bu da seçim listeleri açıklandı. Aday listeleri. Hı hı. Burada hangi adaylar nerede? Hangi adayların e, profili nedir? Bunlar ortaya konulduğundan dolayı hı hı. E, dolayısıyla bu bize bir ipucu veriyor zaten. Hı hı. E, baktığımız zaman Millet İttifakı var bir yandan. Bir yandan Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın 20 yıldan fazla bir deneyimi, bir devlet tecrübesi var, yurt içi yurt dışı güvenlik anlamda, sosyal anlamda, ekonomik anlamda bir güvenlik şeyi var, bir tecrübesi var. Diğer yerlere baktığımız zaman millet ittifakı, bunlar biliyoruz, herkes de söylüyor. Yani bir aday belirleyene kadar aradan epey uzun aylar geçti yani ve elhaslı kalan bir aday belirlendi. Bu, bu, duruma baktığımız zaman vaatler yani Süleyman Demirel konuya deniz getireceğiz diyorlardı. Evet vatandaş tamam diyor ses yapmıyor. Ya getirir, getireceğin de nasıl getireceksin ee, gibi böyle e, ayakları yere basmayan vaatler var. Baktığımız zaman Millet İttifakı'nın uzantısı olan, varyantı olan yani seçmen de bilmiyor buna yeşil mi diyelim, Yeşil sol mu diyelim, kırmızı mı hmm. diyelim, beyaz mı diyelim, hangi renk diyelim? O belli değil. HDP mi diyelim? Destekledikleri bir örgüt aslında renklerini kapsadılar. Evet. Yani orada yeşili kaptılar. Dolayısıyla bir de solu eklediler. Şimdi şöyle, adayın şeyin karşısına çıkıyoruz milletin karşısına. Diyorsunuz ki ben yeşil sol partiyim. Ya tamam da bu karşına çıktığın kitle, solla, uzaktan yakından, tarihte, mazide, dinle, imanla hiçbir, hiçbir şey yok ki bunların. Siz... Kime yani Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsunuz, kime satacaksınız? Siz sandığa giderken sandığı boş vatandaşın önüne koyacaksınız, vatandaş verecek. Bu şunu herhalde bilmiyorlar. Ya bu Kürtler, Kürt vatandaşlarımızın zekası mı, zekasını alay mı ediyorlar? Ya bu vatandaşlarımız, bu Kürtlerimiz eskisi gibi değil okumuşlar. Yurt içinde, yurt dışında efendim mağazaları var. Her efendim yapmışlar. ihtisasları yapmışlar. Doktoru var, profesörü var. Al size Diyarbakırlı Gazi Yaşargil. Evet. Dünya, dünya cerrah, cerrah uzmanı. Al Az size Aziz Sancar. Mardin. Medarı iftiharımız Mardin'de. Evet. Bunlar hep şey yetişmiş insanlar. Ya siz burada efendim o kişileri Yeşil Sor Partisi'nin kurucularını Bırakın Diyarbakır'ın bağlarına, Diyarbakır'ın başka bir semtine, ofisine bırak kaybolurlar orada. Alın cep telefonlarını deyin gidin Mardin'e. Orada kaybolurlar. Burası nereye? Yurt dışı mı, yurt içi mi? Ben yani oradan vaatlere geldiğim zaman bunlar bir sefer adaylar kimdir? Şahsiyetler kimdir? Belli değil. Flow değil yani. Net değil. Net bir şey yok. Bir Ve de siz kendi aralarında da zaten bu konuda çok büyük bir e, tabii, çatışma var. Hatta istifalar her geçen gün. Cengiz gidiyor. Çanlar dedi ki As esas alacağımız oy Kürtler'dendir. Diğerler de dekor. Peki yani benim Böyle merak ettim. Dedi. E vaat et. vaat dediği bu yani. Başka bir e vaat yok ki. Diyorsunuz ki işte ayakları yere basmıyor. Evet. Bu vaatler veriliyor. Aha. Neye güvenerek veriliyor? Adalet getireceğiz. Ekonomiyi düzelteceğiz. Demokrasiyi getireceğiz. Ve neyi getireceğiz? E Demokratik Cumhuriyet. Bakın örgütün de Demokratik Cumhuriyet söyleminin diğer adı Kürdistan'dır. Tehlikeli bir sözcük. Ama bunu kamufle ediyorlar. Demokratik Cumhuriyet diyorlar. Ekolojik denge diyorlar. Bireysel haklar diyorlar. Bunlar neye dayanarak söylüyorlar? Çünkü bunlar dışarıdan sürekli fısıldıyor birileri. Süflörler derler ya tiyatroda birileri bunların kulağına fısıldıyorlar. Dolayısıyla kendi söylediklerine kendileri de inanmıyor. Yani burada verilen vaatler, adalet, eşitlik, ekonomi yaparız, yapacağız. Nasıl yapacaksınız? Ne ile yapacaksınız? Yani 300 milyar getireceğim dedi. Evet. Milyar nereden milyar getiriyorsun? Doldak. Kimin evet. parasını nasıl getiriyorsun? Şeklinde gençlere işte internet e, hattı vereceğiz, onu vereceğiz, vereceğiz de devamı ne? Versin Büyükşehir Belediyesi burada kaç yıldır e, gelmiş? Orada duruyor. Hani her şey güzel olacaktı. Al size örneği oldu, var. Oldu. Yani 16 milyon İstanbul için çalışmaya başladı. Evet, yani insanlar hep mağdur Otobüsleri olmuş. Ittirerek. Tabii dolayısıyla burada e, vaatler İnsanların şeyleri yere basmıyor, ayakları yere basmadıklarının dolayı Millet İttifakı bu konuda hakikaten millet gülerek bakıyor. Benim şahsi kanatım odur. Cumhur İttifakı yol bakın yol yaptı, köprü yaptı. Vatandaş diyor ki ya arkadaş ekonomi sıkıntı var, bu yolu köprüyü ne yapacağız? Bakın Cumhuriyet döneminde iki ana unsur öyle çıktı. Yol istiyor vatandaş, okul istiyor. Ak Parti de yolda yaptı, okulda yaptı, üniversitede yaptı. Nerede yaptı? 81 ilin hepsinde yaptı. Şimdi yol olmadığı zaman, köprü olmadığı zaman ulaşım sağlanamıyor. Gıdalar ticaret gidemiyor, ticaret gidemiyor. ticaret gidemiyor, güvenlik gidemiyor. Deprem bölgelerine oraya buraya nasıl ulaşacağız? Dolayısıyla bunlar önemli unsurlar, önemli materyaller. Ekonomi boyutuna birazdan geleceğiz. Evet. Müsaadenizle bir Abdülkadir Tabii. hocama yönelmek istiyorum. Abdülkadir Bey, e, Kemal Kılıçdaroğlu yani ve Millet İttifakı'na baktığımız zaman şunu çok net görüyoruz. Biraz önce de Ramazan Bey'in de söylediği gibi çok ciddi olmayan <laughs> ütopik vaatler söz konusu olabiliyor. Ee, siz bir parti kursanız amacınız ne olurdu? Evet hocam. Şimdi o, hocama teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi hocamın o böyle e, durduğu yerden devam edeyim. Şimdi akşam bu vaatleri dinliyordum. Biraz programa hazırlık olsun diye. Hemen gözüme çarpan şeydi. Birlikte rezetleyeceğiz diye. Evet. Yani rezit malum boşaltmak. Aynen. Şimdi bir tarafta bir inşa vadı var. Evet. Öbür tarafta bir yıkım, bir tasfiye vadı var. Bunu çok net görmek lazım. Burada Cumhur İttifakı bu devlet tecrübesiyle de bu 20 yıllık devlet tecrübesiyle de ben hem yaptı. Hem yapacağım diye somut projeler ortaya koyuyor. Bir medeniyet projesidir bu. Belli bir perspektifi var, belli bir stratejisi var. Zihinle bir yere doğru gitme yönünde net bir proje var. Bunu çok net görebiliyorsunuz. Öbür tarafın da zihninde çok net bir proje var. Millet ittifakı diyorlar aslında bu isimde çok. E, uyan bir isim değil ama öyle kaldı yani. Malum siyasi hal e, net yıkacağız diyor. Hangi milletin ittifakı? E, evet Hakikaten. yani şimdi evet. durduracağız. Bugüne kadar her projeye karşı çıktılar. Yani bu Türkiye'de şu unutuluyor. Bu kalkınma meselesi bir, bir mücadeledir. Bir milli mücadeledir. E, e, nihayetinde e, biz de bir tüketim toplumu tüketen bir devlet başkalarının ürettiğini ithal edip tüketen bir yapı düşünülmüş ve bizim orada kalmamız isteniyor. Siz buna karşı bir üretime geçtiğiniz zaman birileri bundan huzursuz oluyor. Bunun kim olduğu belli uluslararası güçler bundan rahatsız diyor ki sen üretme ben üreteceğim sen de tüket. Ha, bu durumda şimdi Cumhur İttifakı diyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki biz yapacağız. Yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Kaç taraf diyor ki durdurmaya çalıştık. Durduramadık. Ama iktidar olursak durduracağız. Yıkacağız, e, tasfiye edeceğiz. Şimdi bu yönde tabii bir dip dalga da oluşturuldu. Yani bir e, zevkperest bir dünya inşa edildi. Yani bana ne işte ülkenin kalkınmasından, büyük projelerden, dünyada söz sahibi olmaktan, bana ne veriyorsun Bencil bir diyen. Bunu, evet. Fakat bir parti kursanız siz ne yapardınız derdiniz. Ben burada Millet İfakı'na bakıyorum. Burada e, o yönde de bir şey vaat etmiyor. Yani özgürlükler yönde bir şey Yok. vaat etmiyor. Şimdi geldiğimiz bölge itibariyle ona değinmem lazım. Hep aklımda. Şimdi Türkiye'de hangi solcu acaba 2003'ten önce bir şekilde işkence görmedi ve hangi solcu 2003'ten bu yana acaba bir işkence bir eziyet Gördüm. gördü. Gözaltılar ya, gördü, hapistler gördü. Evet, evet. Ama şunu diyemez, ben sistematik işkence gördüm. Bu ne yazık ki, ne yazık ki biz tam olarak topluma da anlatamıyoruz. Şimdi siz burada sol bir partiden bahsediyorsunuz hocam bahsetti ve ortada bir işkencenin tamamen gündemden çıkması gibi bir hal var. Fakat e, geçmişte sol sollar solcular e, bu e, iktidarların bir parçasıydılar. SHP olarak parçasıydılar, Ece David'in bile ortakları olarak bu işin bir parçasıydılar. Ve o dönemde bu eziyetler, bu işkenceler devam ediyordu. Şimdi siz bir parti kuracaksınız. Fakat bütün bu gerçekliği görmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben tekrar solu getirmek istiyorum. Ve adalet istiyorum. Siz solcu olarak sordunuz. Ben, ada, ben adalet getirmek istiyorum. Şimdi bu nasıl bir adalet ki? Yani. işkenceyi getireni yıkmaya çalışıyorsun. Şey, özür dilerim, işkenceyi gibi, kaldıranı evet, evet. yıkmaya çalışıyorsun. Ee, daha önce bu işkence sürecine hiç dokunmayan e, birini, ki bu Haykat, onu tekrar iktidar yapmaya çalışıyorsun. Ve buna da adalet oluyor. Burada Şimdi şu var, mesela onu da demek lazım. Bazı gazetecileri özgürlük e, noktasında kısıtlandığı söylemini e, farklı varyasyonlarıyla bir yayma projesi işte e, Can Dündar'ından tutun bilmem Osman Kavala'sına varana kadar e, kılıklı. gazeteci kılıklı birçok ismi e, ki gazetecilik bu noktada gazetecilik değil. Yani gazetecinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz bu noktada ne düşünüyorsunuz? Yani gazeteciler hapiste mi? Ha Şimdi siz inşa etmeye çalışıyorsanız Hı. ve birileri bu inşaya karşı olanlar hesabına bu inşayı sınırsızca hiçbir ölçü tanımadan durdurmaya çalışıyorsa, o inşanın durması için toplumun bir kesimini bilmem terörize etmeye kalkışıyorsa, bilmem bunu dışarıya, bilmem jurnaleyip dış güçleri o inşa aleyhine harekete geçiriyorsa, siz buna seyirci kalma gibi lüksünüz var mı? Dünyada devlet nizamları niçin var? Hukuk hocam Kesinlikle. burada şimdi hukuk niçin var? Hukuk hepimizin güvencesidir. Eğer birileri bunu işte gezi parkı meselesinde gördük. Birileri bunu yıkmaya, bunu bozmaya çalışıyorsa ve sizin nusunuzla durmuyorsa Haptını bunun yani mi? bu, bu <laughs> tekdir ki bu tekdir hukuktur elbette ona karşı işleyecektir. Kimsenin sınırsız özgürlük ki bir lüksü, bir lüksü bir yok. yok bir. Ben bu arkadaşların sınırsız bir özgürlük Değil, özgürlük derdinde olduğuna da inanmıyorum. Bunların özbe, özgürlük perspektifinde esasen, esasen yapmama var, hmm. etmeme var, tüketme var. Bu arkadaşlar gerçekten iyi bir Anladın ekonomik ya. güce sahipler Boğaz içinde yalıları var bütün Güney illerinde en lüks malikanelerde oturuyorlar ama diğer hocam bahsetti Diyarbakır'ın batmanın yoksulluğundan Elhamdülillah bugün artık kimse böyle açsafildir bunu kabul etmek Yok. lazım bu bölgeye de gittiğiniz zaman rahatlıkla görürsünüz. elbette problemi olanlar var sıkıntıları olanlar var ama 20-30 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak bir varlık var bu rahatlıkla görülüyor yani biraz konfor eksikliği oluştu son dönemde küresel Elbette dönemde elbette bu işin kriz tarafları var. Fakat onların bahsettiği o açlık yok. Yani o soğan meselesi falan Ayrı. falan yok. Zannederim e, 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 demek istediklerim anlaşılıyor. Şimdi bu arkadaşlar e, oralardan oy toplamak için e, özgürlüğü burada tamamen kullanıyor. Madem özgürlükten yanaydınız neden yüzyıllık e, bir özgürlük meselesini adilce bir tartışmıyoruz? Yani gelin tartışalım. Bu özgürlükler ne zaman kısıtlandı ve bu özgürlükler ne zaman açıldı? Neden bu özgürlükler açıldığında bir açılım olarak ortaya konduğunda ona dair hiçbir destek vermediniz? Aksine her özgürlüğe karşı çıktınız. Ben şundan eminim. Yani biz burada Batı soluyla bizdeki bu solu biz karıştırıyoruz. Bat'taki sol Batı gelişirken ortaya çıkan sorunlarla ilgili orta kesimin, zayıf kesimin problemleriyle alakalı olarak ortaya çıktı. Halbuki bizim İslam alemindeki sol İslam alemini batı lehine, batı lehine dememiz lazım, sömürgeci güçler lehine dönüştürmek üzere ortaya çıktı. Ve bu dönüştürme normal yollarla, yok, tabii ki, bir şey ki normal yollarla bu gerçekleşme, ya despotik yollarla gerçekleşmiş Şimdi geçmişin bütün sen despotik yöntemlerini destekleyeceksin. Sonra bunu kaldırandan, bu despotik yöntemlere son verenlerden rahatsız olacaksın. Doğru. Orta bir haykat var şimdi yani burada ben kasıtla o işkenceyle başladım ben özellikle onunla başladım çünkü çok dikkat çekici ve hiç kimse buna değinmiyor. Sen onun, onun kaldırılmasıyla ilgili hiçbir destek vermeyeceksin acaba şöyle demek ki sen burada özgürlük kısıtlamalarından besleniyordun. Bizi ebediyen böyle bir ömür biz o çağdaş uygarlık düzeyine habire ulaşmaya çalışacağız. Habire biz arkada gideceğiz ve habire birileri bizi böyle sürükleyip götürecek. Böyle bir e, zihniyet var. Şimdi, şimdi hani o son noktaya parti kursaydım doğrusu. E, elbette sosyal adaleti Gündeme getirirdim ama bu solun sosyal adalet diliyle <laughs> değil elbette sahte bir dille bir dille değil. Sosyal adalet, sosyal adalet ne sosyal adalet? Toplumda elbette böyle bir ihtiyaç Aslında var. Yoksulluk ıı, noktanın ne olduğu da belli. Açlık var. yok, açlık yok ama şüphesiz ki gelir farkında, gelir düzeyinde bir ciddi bir fark At söz varsa. konusu. Ama bu fark bir ak parti ve e, halk farkı değildir bu Türkiye'deki aristokratik yapının, elit yapının o bahsettiğiniz o özgürlüklerden şikayet eden, hayır şimdi kapitalist diyoruz ama onların kültürel kanadı artık sol oldu. Oldu yani bak. en bildiğimiz bizim gençliğimizin en bıçak solcuları şu anda ekranların sunucularıdırlar hepsi yani şimdi keskin bıçak solcuları öyle <laughs> değil mi hocam yani şu anda hepsi ekranlardalar ve kimin hesabına çalışıyorlar en kapitalist olanlar geçmişte kahrolsun kapitalistler kesin geçtiği adına çalışıyorlar öyle mi? Evet. Eğer bir gelir düzeyi farkı meselesi varsa bunlarla Efendim Burdur'daki, Edirne'deki, Batman'daki vatandaş arasında bir fark var. Bu farkı kapatmak lazım. Onların bence o konuda panikliyorlar. Yani burada bizim bizim dünyamız bir açılım yapıp sosyal adalet yönünde adımlar attıkça panikliyorlar. Diyorlar ki ya dünün diyorlar Çarıklısı artık bizim gibi bizimle aynı arabaya biniyor diyorlar. Bundan yana rahatsızlar. Yoksa mesele gelir düzeyi derken emin olun gelir düzeyin düşük olmasından özel bir zevk alıyorlar. Ve pa bunun kapatılmasından panik haldeler halkı da aldatıyorlar, kandırıyorlar. Çok ee, önemli bir nokta hemen, e, Eklemek için. Menderes döneminde Menderes'in seçmenlerine şunu söylüyorlardı ekonomik yönden senin seçmenin, ey Menderes'in seçmeninin ağzı çorba kokuyor diye böyle aşağılıyorlardı şeyi. Ya, halkın sahibi. Hocam. Evet, Aynen yani. bu halkın bu. sahibi olarak gördükleri için. Evet. Şimdi Mehmet Bey bugün aynı zamanda 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal evet. Bey'in de vefat yıldönümü Allah, Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. eylesin. Türkiye'nin ekonomisini yıllık 5.2 büyümelerle iktidarı döneminde Belli bir noktaya taşıdı. Hatta bu noktanın da bazı dinoma taşlarını dizen evet. bir isim. Allah rahmet eylesin Gani evet. Gani Şimdi e, Mehmet Bey partiler adaylarını açıkladı. E, her parti işte aday tanıtım toplantısı yapıyor. E, i̇şte CHP yaptı, İyi Parti yaptı. İyi Parti'ninkini de biraz ona değinmek istiyorum. Özellikle e, tanıtım toplantısında ülkücü ve milli... Ee, bir çizgi çizilmeye çalışıldı. Söylemler o noktada, türküler, şarkılar o noktadaydı. Fakat e, Sayın Akşener'in söylemlerinin en sonunda farklı boyutlara geldi ve istifalar söz konusu. Abi. İYİ Parti'deki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii e, aslında seçimin havalar ısınırken seçiminde sıcak atmosferine dediğim Girildi. gibi girildik. Hı. Adaylar açıklandı, vaatler açıklandı ama tabii e, bakıyoruz Millet İttifakı'nda bir karmaşa var. Yani hangi partinin Doğru. hangi aday hangi partinin kendileri hala çözemediler. Hatta çok ilginç bir esprante Geçen bir Millet İttifakı'nın bir partinin sözcüsü kendi partisinin kaç aday verdiğini ben gelmek için öğreneyim de size söyleyeyim der gibi şaka gibi yani kaç aday verdiklerini dahi bilmiyorlar CHP'ye. Yani şu an o durumdayız. Tabii e, liste CHP'nin listesi mi? İşte Deva Partisi'nin listesi mi? Saadet'in listesi mi? Tabii gelecek HDP'nin. Yani HDP'nin listesi mi? Evet. Belli değil. Kılıçdaroğlu'na soruyorsunuz. Onların iç işi, ben karışamam diyor ama listelerde aslında CHP'nin içinde hepsi. Bu CHP'nin iç işimi, DEVA'nın iç işimi, geleceğin iç işimi, her iç şey birbirine. Çok büyük bir sıkıntı var ya şimdi aslında. Şimdi tabii İYİ Parti ayrı bir dert. İYİ Parti'de ne oldu? Tabii biz İYİ Parti'de, e, bazı, Partiye tabii Aytun Çıray'ın istifası biliyorsunuz. Aytun Çıray neler söyledi, ne dedi? Temayülde dedi, parayla bir aday öne çıkarıldı dedi. Bu aslında temayül partilerin, e, teşkilatlarının. Kim istediğine dair yapılan bir oylamadır seçimden önce. Doğru. Her parti, AK Parti de yapar bunu. Gider teşkilatlara sorar ki sen bölgende kim aday görmek istiyorsun? Düşünün ki bakın aday listesinde değil, parti içinde, iç içinde yapılan temahülde dahi hı hı. menfaat karşılığı adayların çıkarıldığı söyleniyor. Siz menfaat karşılığı bir aday çıkardığınızda bu kişinin halka ya da millete ne vereceğini düşünüyorsunuz? İyi Parti para için mi ne, yapıyor yani bunu? İyi Parti tabii şimdi çeşitli dedikodular kulağımıza geliyor. Gerek Şanlıurfa'da, gerek İstanbul 3. bölgede hı hı. E, çeşitli dedikodular kulağımıza geliyor. En büyük skandal ise İyi Parti'nin 3. bölge 2. sıra adayının e, adayının Fırat Çakıroğlu'nun katili ile oğlu iddia edilen kişiye, hüküm giymiş aslında iddia demeyelim bir hüküm var, hı hı. kişiye burs verdiği iddiası. Bu içler acısı bir durum. Düşünün e, bir ülkücü olduğunu iddia eden bir partinin 2. sıra adayı, ülkücünün katiline burs verdiği ortaya çıkarıldı MHP tarafından ve hı. Fırat Çakıroğlu'nun babası da dün İzmir'de yaptığı konuşmada açıkça Meral Akşener'e Salavat Dervişoğlu'na çağrı yaptı. Hani ya bu kişiyi partinizden atın ya da ben Hı -hı. ülkücüyüm lafını demokrasinizden çıkartın dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ülkücü olduğunu iddia eden bir parti ülkücülerin katiline burs veriyor. Ve bu adayın geçmişte ne ülkücülükle ne işte ülkücü iddia eden partilerle hiçbir bağı ve ilişkisi yok. iyi ee, İyi e Parti hiçbir bağı ve ilişkisi yok. Bir anda tepeden inme bir şekilde oraya konuluyor. Tabi insan tepeden inme şekilde konulunca bunun Kimin konduğunu ya da ne şekilde konduğunu merak etmiyor değil. Çünkü siyasette siz bir partinin, bir siyasetten geliyoruz. Bir partinin ilk beşine ilk onuna girmeniz için gerçekten o partide ciddi bir geçmişiniz olması lazım. Teşkilat geçmişinizin olması lazım. Tabanda bir karşılığınız olması lazım. E, tabanda karşılığınız yok. Teşkilatta bir geçmişiniz yok. E, siz oraya paraşütle indiniz. E, bunu ne karşılığı yaptınız? Herkesin düşündüğü şeyi aslında Doğru. biz de düşünüyoruz. Tabii e, bu partiler sadece e, İYİ Parti açısından değil. Şimdi CHP'de de biliyorsunuz. E, CHP seçmeni ve CHP'li vekiller aylarca, yıllarca e, Sadullah Ergin'e hakaret ettiler. Kılıçdaroğlu ne demişti? Uygar bir devlette senden bakan değil, milletvekili dahi olmaz demişti Sadullah Ergin'e. Neden evet. söyledi bunu? O Ergenekon sürecindeki yargılamalarda FETÖ ile işbirliği yaptığı için. kendi açıkça söyledi. CHP bu konuda CHP'nin içindeki gerçekten CHP'li olan isimler o kadar rahatsız e, ki. Bir baktık ki aa ne olmuş Sadullah Ergin bir anda kendi iddia ettikleri o kendi namusu ve şerefi saydıkları, anıt olduğu, işte Kemalizm'in en büyük temsilcisinin temsil eden Çankaya bölgesini temsil eden bölgede birinci sırada Saudlu Ergin var. E bu nasıl açıklayacaksınız siz Şimdi yani burada açıklama yani siz yıllarca hakaret edeceksiniz, hı hı. laf edeceksiniz. işte Ali Dibo diyeceksiniz Ali Dibo olayı. Yani Saudlu Ergin'e her türlü hakaret edilecek. Ama bir bakacaksınız Saudlu Ergin Atatürkçülerin merkezi denilen Ankara'nın birinci bölgesinde, Çankaya'nın olduğu bölgede birinci sırada. Peki ya da bu sırada. CHP tarafından, İyi Parti tarafından hadi böyle bir şey yapıldı, C kendi seçmenine rağmen yapıldı. Onları nasıl gördüğünü netleştiren bir tablo aslında ama Sadullah Ergin neden bunu kabul etti? Şimdi tabii burada aslında Sadullah Ergin bunu neden kabul etti? Dediğiniz doğru bir soru ama bence tamamlaması gereken soru şu şekilde. Deva Partisi bunu Hı -hı. nasıl kabul etti? ya Siz şimdi, e, az önce Üstad'a çok güzel bir soru sordunuz dediniz Hı -hı. ki, bir siyasi parti kursaydınız ne yapardınız? Ben bir siyasi parti kursaydım ilk önce milletvekili lisesi vermeye çalışırdım ya da cumhurbaşkanı adayı olurdum. Hı hı. Bir siyasi parti bir neden hedefiniz, olur. E, bir hedefiniz olur değil mi? Ya bu ülkeyi yönetmeye talip olursunuz. Cumhurbaşkanı adayı olursunuz. Cumhurbaşkanı adayı olmuyorsanız kendi listenize milletvekili çıkarırsınız. Sen de kendi listenle milletvekili seçimine giriyorsun. Ne de cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsun. E sen partiyi neden kurdun o zaman? Sayın Davutoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu. Neden kurdun Ali Babacan? Bir hedefin yoksa siz bir yıldır kendi listemize seçime diye tweetler atıyorsunuz, e, teşkilatlarınızda konuşma yapıyorsunuz. Ne oldu da son bir haftada bir anda bütün sistem değişti, aklınıza ne geldi de? Ya da size kim Ramazan talimat bir verdi bir de listeye girdiniz? Işte, Ramazan talimat bir nereden bir aldınız? Bir noktada, evet. İkinci nokta, şunu şöyle açıklayalım. E, bakıyorsunuz mesela Uşak'ta örnek diyorum ne Deva'nın bir adayı var evet. çünkü Birleşik ne Geleceğin bir adayı var ne de e, Saadet Partisi'nin adayı var. Siz Uşak'taki bu teşkilatlarınızı, Saadet Partisi Partisi'ni neyle motive edeceksiniz? Ne Cumhurbaşkanı adayları kendi partisinden, ne şehirlerin milletvekili kendi partisinden, bu teşkilatlar nasıl motive edeceksiniz? Var mı bir motivasyonunuz? Adam niye çalışsın diyecek ki benim de Cumhurbaşkanı adayım var, ne milletvekili adayım var, ben niye çalışayım der. Sonuçta motive edemezsiniz. Bu teşkilatlar için de moral çok öyledim. çok önemli. Şimdi CHP teşkilatları, bakın CHP'nin mevcut vekillerinden ziyade teşkilatlarından gelen çoğu siyasi figürü liste dışı kaldı. Sırf partilere yer verildiği için. Doğru. Bence CHP'de Kemal izin devam ediyor. Ama şöyle bir değişim orada bu Kemalizm. E ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalizminden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemalizmine geçiş oldu. Yani evet. Evet. Yeni bir Kemalizm çıktı. Bu Çık. Kemalizmde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemalizmi. Bu Kemalizmin ana figürü kendi menfaati ve istikbali için eee CHP'yi duman edip, e, CHP tabanını duman edip yeni bir figür yaratmak. Bu yeni figür de kim? Şimdi, Muharrem İnce. Öyle bir e, nokta ki vatandaş olacağım. Hepinize müsaadenizle aynı soruyu soracağım. Siz de başlayalım bu sefer. Tarzan dönelim. Ee, bir milletvekili nasıl çalışmalı? Şimdi tabii adayken ve olduktan sonra. Tabii, aynen öyle. Şimdi öncelikle ben bunu biraz siyasi konjektürle e, cevaplayayım. Şimdi Ak Parti'nin milletvekillerinden aldığı bir taahhütname var. Aslında bu çok önemli bir taahhütname. Belki kimse e, bilmiyor bunu. Evet imzalarken insanlara basit gelebilir ama diyor ki seçildikten sonra kendi seçim bölgemde görev yapacağımı ve zamanımın çoğunu seçim bölgemde geçireceğimi söz veriyorum tarzında bir taahhütname imzaladı. Bu çok önemlidir. Yani şunu diyor siz AK Parti diyor ki sen gittin meclis salı günü açılır perşembe kapanır. Salı çarşamba perşembe mecliste çalıştın. Cuma günü hemen perşembe akşamı kendi seçim bölgene döneceksin. Ankara'da oturmayacaksın. Hı hı. Seçim bölgene gelip vatandaşın derdini dinleyeceksin. Derdiyle dertleneceksin. Acısıyla hüzleneceksin. Sevinciyle mutluluk yaşayacaksın diyor. Yani işte İlk milletvekillerinin halkın içine inmesi lazım. Aday sürücü sürecinde. Halkla iç içe olacak. Pazara inecek. Halkın sorunlarını dinleyecek evlere ziyaret edecek. Vatandaşın e, acısını, üzününü dinleyecek, onunla ağlayacak, onunla gülecek. Siz şimdi bazen bazı partilerde görüyoruz özellikle Millet İttifak Partileri'nde büyük salon programları. Bakın. Bizim Anadolu'da bir laf vardı. körler sağırlar, birbirine ağırlar. Yani Hı -hı. bu parti programları yapılıyor. Zaten o partinin ilçe teşkilatı orada, il teşkilatı orada. Ya yani zaten her gün berabersiniz. Burada milletvekillerinin yapması gereken halkın içine inip, milletin içine inip milletin sorunlarıyla dertlenip, milletin acısıyla Hüzünleri milletin mutluyla gülmek. Ve bu sorunları, bu dertleri meclise taşımak ya da kendi partinin yetkili organlarına taşımak. Şimdi e, AK Parti bakıyorsunuz sahada yani pazarda, çarşıda, evlerde. E, özellikle AK Parti büyük salon programından kaçıyor. Lüks iftarlardan kaçınıyor. Bugün diğer partilere bakıyorsunuz lüks otellerde iftarlar. AK Parti gönül sofrası programı ne yapıyor? Bizim e, maddi durumu... Diğer insanlara göre daha düşük olan insanlarla birlikte iftarını açıyor. Kendi yemeğini, ekmeğini alıp götürüyor. Onlarla cidden açıyor. Onlara nasıl yardımcı olabileceği ya da şartları nasıl iyileşebileceği konusunda çalışmalar yapalım. Diğer yerine bakıyorsunuz 5 yıldız otellerde iftarlar yapılıyor Millet İttifakı Parti tarafından. Siz bir kere milletin içinde olmazsanız, milletin derdiğini dertlenmezseniz meclisten de millete vereceğiniz bir şey olmaz. Gelelim seçildiniz. Hı hı. Milletin temsilcisi oldunuz. Bir kere milletin temsilcisi olduğunuz zaman o adalet sürecinde milletin aldığınız derdi artık çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hı hı. Burada gerekli, gerekli parti organlarıyla, meclisin organlarıyla çalışma yapıp milletin derdine dönmeniz lazım. Ve burada milletvekili adaylarına bir çağrım var. Eğer teşkilattan geldiğimiz için biz bir önemli. Bir vatandaşın sorunu, derdini almışsanız, dinlemişseniz ona mutlaka dönüş yapın. Hı hı. Bir gün sonra da olsa bir hafta sonra da dönüş yapın. Ve dönüşü siz yapın. Özel kaleminiz aramasın. Asistanınız aramasın. Derdi dinleyen sizseniz çözüm de siz olun. Eğer siz vatandaşa numaranızı, cep telefon numaranızı veriyorsanız aradığında açın. Bu vatandaş sen onun vekilisin. Asil o. Gece iki de olsa, 3 de olsa sen o cevap vermek zorundasın. Yani öyle aslında e, bilindiği gibi herkesin talip olacağı bir meslek değil herhalde. Evet, millet milletvekilliği. Millet, gerçekten bir davası olacak. Davası, hizmet aşkı olacak. Hizmet aşkı yani. olacak. Yani, Heyecanınız olacak. Evet. Heyecanınızı kaybetmeyeceksiniz. Milletin menfaati için oradasınız. Kendi menfaatiniz için değil. O sebeple milletten uzaklaşmamanız lazım. Millet, bizim Anadolu halkı öyle ferasetlidir ki, sizi oraya gönderir ama indirmesini de bilir orada. Peki e, şunu da sorayım. Ondan sonra tekrar Tabii. size döneceğim Abdülkadir Bey. E, Sayın Cumhurbaşkanı bunu sormak zorundayım. E, milletvekillerine hakkımı helal etmiyorum eğer yapmazsanız gibi bir uyarısı oldu. E, bu aslında e, meclis aritmetiğine baktığımızda bazen grup oluşumları boyutunda e, muhalefetin de etkisiyle yani sadece iktidarı suçlamak burada haksızlık olacaktır. Yani e, o grubun toplanmaması veya oturumun yeterli, yapılan, çoğunluğun, yeterli çoğunluğun oluşturulmaması konusunda muhalefetin çok ciddi e, şeyi var. Orada etkisi var. Onu bildiğim için çok rahat söyleyebiliyorum. Ama buna rağmen e, milletvekili milletvekili eee AK Parti'de az da olsa veya çok da olsa mutlaka her partinin içerisinde bu eksiklikler söz konusu olacaktır. Sadece şunu öğreneceğim. Bir milletvekili e, gerçekten vatandaşsınız, bana milletvekilisiniz, bana geldiniz, ben derdimi söyledim. İşte maddi, manevi, işte veya bir proje veya farklı bir şekilde gerçekten çözebilecek midir? Şimdi şöyle tabii, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Söyleyip maskesini... hani amyanet evet. tabirle soracağım. Yani siyasetçi gazete kağıdına veya çok affedersiniz not alır ondan sonra atar gider. Mantığı vardır eskiden. Şimdi tabii öyle dediğiniz çok Heh. doğru bir tespit yani, aslında. Yani şu anda o boyutta mıyız yoksa farklı boyutlara Sevim geldi mi artık bu milletvekilliği? Tabi, e, çalışkanlık ve milletin derdiyle dertlenme deyince akla Recep Tayyip Erdoğan gelir. Türkiye evet. Içerisinde. Bir tek isim yani, o geliyor yani. yani şu an yani, tartışması Recep Tayyip Erdoğan'da. 24 saat milletin derdiyle dertlenir. Hı hı. Sevinciyle gururlanır mutlu olur. E tabii tabi çok. Sayın Cumhurbaşkanımız, kıymetli milletvekillerimiz de var. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız evet. e, bakıyorsunuz sabah e, işte yurt dışı gezisinde akşam hemen külliyede toplantı ya yapıyor. Ates Sabah Anadolu'nun bir ilinde. Kaldır, evet. Sayın başkanımızın performansına ulaşmak herkese nasip olmaz tabii. O ayrı bir e, insan, ayrı bir siyasetçi. Zaten onu var eden e, opsiyonlar da bu özellikleri Sayın Cumhurbaşkanımız. Tabii milletvekilleri Sayın Cumhurbaşkanımız o süreçte son grup toplantısında ikinci önceki grup toplantısında bunu söylediğinde. Tabi şimdi az önce dediğim gibi salıdan perşembeye kadar Büyük Millet Meclisi çalışır ve gerekli yasama işlemini görevini görür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin şöyle bir çağrısı var aslında vekillerine. Meclis çalışmalarında mecliste olun onun haricinde böyle seçim bölgenizde olun. Çünkü neden? Siz eğer mecliste yeterli çoğunluğu sağlamadığınız dedi, muhalefet ani bir baskında yani. Hı hı. Kendi çoğunluğuyla aksi bir durumda bir yasa geçirebilir ya da geçirmeniz gereken bir yasayı reddedebilir. Hı. Bu çok önemli bir husus. Burada tabii bu işlevi gören, bu düzenleme yapan da her partinin grup başkan vekili ve grup başkanlarıdır. Bu AK Parti için de öyle, MHP için de böyle, CHP için de böyle. Tabii az önce ne dedim? Sayın milletvekili adaylarımız, şu anki adaylarımız için konuşuyoruz. Milletin bir derdini not aldığında mutlaka onunla ilgilenip çözümünü millete cevap vermek zorunda. Bakın Hı. şu an bizim en büyük derdimiz o. Ne diyorlar bize sahada? Ya ben işte ilk kişisine şunu söyledim bana dönüş dahi yapmadı. Ya da işte milletvekili adayına şunu söyledim. Şimdi açıyorum, telefonları açıyorum cevap vermiyor seçildikten sonra. İşte diyorum ya bu millet bunu unutmuyor. Çünkü işte 4 sene sonra 5 sene sonra tekrar o sahneye... Tekrar geleceksiniz. De... gelecek. Tekrar gideceksiniz. Yani. Vatandaş bunu artık sosyal medya var. Twitter'a bir giriyorsunuz. Adam bir sürü <laughs> tweet atmış. Ben de şunu ilettim. Adam <laughs> evet. bunu mesajıyla gösteriyor. Fotoğrafıyla evet. gösteriyor. Evet. Şimdi tabii de bu konuda aslında AK Parti'nin özellikle e, bu dönemdeki ve geçmiş dönemdeki milletvekilleri bu konuda çok hassas. Hı hı. Gerekli takibatını yapar. Yok. Gerekli dönüşünü sağlar. E, gerekli ilgiyi de ilgili kamu kurumuna Orada, neyse e, bilgisini ver. Erse bunu yapmazsanız zaten bir şekilde bu gerek teşkilat tabanında hissediliyor ya da gerekli Ben e, daha netini söyleyeyim. eee e, değerli milletvekillerimizden birkaç tanesi buraya geldiğinde Cumhurbaşkanı gecenin üçünde arıyormuş. Tabii cumhurbaşkanımız öyle bir an, cumhurbaşkanımız böyle bir anda aramayı çapraz deriz biz ona. Yani cumhurbaşkanımız bu konuyu size e, aktarıldım. CİMER'e gelen bir şikayeti mesela örnek vereyim. Cumhurbaşkanımıza aktarırlar CİMER'e gelen şikayetlerin bazılarına. Cumhurbaşkanı arar sorar takip ettiniz mi diye. Ve o an o sorduğunda eğer olumsuz bir cevap alırsa artık zaten sizin görevinizi yapmadığınızı, gerekli ilgi Direkt alaka göstermenizi anlar. Yani Direkt siz o yüzden AK hazır. Parti evet. milletvekilleri 24 saat her an tetikte olacaktır. Hı -hı. Şimdi efendim 5 dakika kaldı gerçi ama gene aktar aktara devam edelim. Ee, baktığımız zaman Abdülkadir Bey e, özellikle e, muhalefet milletvekillerinden bazılarının deprem bölgesinde hatırladığım görüntülerden soru soracağım size çağırıyorsunuz oy vermiyorsunuz gibi tepkiler vardı. Milletvekili e, gerçekten ne yapmalı ya? ben böyle kaldığım yerden devam etmeye çalışayım. Şimdi bu mesleğin bir yanı hakkı kabul, diğer yanı batılı reddir. Yani aslında hakkı kabul yanlışı reddir. Şimdi her şeyden önce o, ben o şeye takıldım hala o vaatler meselesine. E, millet İttifakı'nda genel bir bir ürk ürküntü bir şey var yani buluşması var. Bu çok e, çözülebiliyor değil. Ben sorunuz elbette geleceğim. Şimdi onun bir kısmı mesela Ama arada bir reklama gideceğiz. Da ben bir yetiştiririm. Olalım. Yetiştiririm. Sosyal adalet açılımından ürküyor. Yani sosyal adaletle ilgili açılımların kendilerini anlamsızlaştırmaktan endişeleniyor. Özellikle uç, sol yapılar ve diğerleri yıllardır işçi hakları, şu hakları, bu hakları dediler. Bu yönde ciddi bir açılım oldu o zaman bunların hiçbir anlamı kalmadı ki gittikçe marjinalleştiler. Daha fazla marjinalleştikten endişe ediyorlar. Diğer bir kısmı, Kürtlerle ilgili açılımlardan büyük bir endişe duyuyor. Az önce bahsettiğim işkence, kaldırılması, Kürtçe ile ilgili açılımlar. Çünkü bütün bunlar sağlandığı zaman HDP veya Yeşil Sol Parti niye var olsun? Kimi sömürecek? Orada Kürt Kürt folklorunu kullanın ama Kürt folkloru üzerinden evet. efendim uç sola, yeşil sola oy toplayacak. Bilmem eşcinsel haklarına şuna buna oy toplayacak. Eğer bu yönde açılımlar yapılırsa bundan bir ürküntü. Yani bir, bir hiç belki an, anlamak istemiyoruz ama ee, o taraftaki bazı muhafazakar isimler Türkiye'nin kalkınmasından endişe ediyor. Diyor ki ya Türkiye çok kalkınırsa Batı e, maazallah bize e, yani şöyle bir e, şey yapar yani bize öfkelenir. Bizim aferin almamız lazım Batı'dan e, diye kalkınma ile ilgili ciddi hocam endişeleri var. var. Ben isim <laughs> vermedim. Siz verdiniz. Daha başkaları var. Ciddi endişeleri var. Diğer bir evet. kısım, diğer bir kısım, milliyetçi bir kısım oradaki milliyetçi bir kısım. Ya diyorlar biz Anadoluyuz. Burada işte misak milli sınırları içerisinde biz kalalım daha fazla fazla dışarıya açıldığımız zaman maazallah yine batımıza gazaplanır. Şimdi bu öyle bir korku üzerine bir bir buluşma hı hı. var. Bir kere bunun bir anlaşılması gerekiyor. Evet. Bu doğru anlaşılmazsa sahada da iyi çalışılamaz. Ama milletvekili ile ilgili en büyük sorun şimdi bizim bu politik hocam elbette iyi bilirler politik tutum dediğimiz yani batıdan bize geçen sekülerleşme ile beraber bize geçen ilkesizlik. Hı politik tutum dediğimiz bizim savaşlarda hiçbir ilke tanımama strateji uğruna tüm ülkeleri ayaklar altına her alma var. halidir. Evet. Yani kazanmak için her evet. yolu mübah görme. Şimdi buna Türkiye'de böyle bir ara verildi. Ama bu seçimde en uç halde ilk, ilk, evet. e, en uç noktada bu e, tekrar, tekrar tekrar geldi. Evet. Bu iş o terlik meselesine kadar geldi. Adam adaletten bahsediyor. Dürüstlükten bahsediyor. Ama Türkiye'nin en dürüst insanlarına en adil insanlarına gün boyu iftira atmaktan Kaçınmıyor ya Ve e, dürüstlüğün başı, adaletin bir başı dil. sert bir dille Hukuksuz doğru sözlü bir olmak dil. değil midir? Hukuksuz bir dil bir de. Şimdi sadece kendileri değil, kendilerinin desteklediği televizyon kanalları Hı -hı. bunlar, bunlar gün boyu iftira atıyor, Hı -hı. gün boyu yalan söylüyor, açıkça Hı -hı. yalan söylüyor. Sonra bağırıyor, biz adalet istiyoruz diye. Şimdi bir kere e, bir buna e, bunun bilinmesi lazım. E, bu politik e, tutum e, hele hele Müslüman'a hiç hiç çakışmaz bir davası olana bir stratejisi olana hiç çakışmaz milletvekili adayı sahaya indiğinde gerçekten dürüst olduğunu bu vatandaşa şöyle bir ifade etmesi lazım. Ayrıca özellikle son dönemde siteleşme, biraz böyle kendi kabuğumuza çekilme epey bir milletvekili adaylarımızı hocam belki kabul etmez. Toplumun dışına itti. Bizim topluma samiyetle dokunmamız gerekiyor. Kesinlikle. Biz bu bu, 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 arkadaşlar bilecekler ki bu toplumdan, bu mahallelerden geliyorlar ve mahallelerin hala sorunları var. Şimdi eskiden aynı camide bizim dindar özellikle adaylarımız Aynı camide namaz kılıyorlardı. Ay çocukları aynı, aynı okulda okuyordu. Aynı mahallenin yani. ama o arkadaşlar şu anda lüks sitelere gittiler. Kimler evet. gibi? Evet. Türkiye'nin elitleri evet. gibi, aristokratları gibi. Evet. Bunu her yerde evet. hiç ifade etmekten orası çekinmiyorum. Orası da ee, ve bu arkadaşlar tamam. şimdi oralara yaranamıyorlar. Evet. Oradan oy alacakları yok. Evet. Fakat evet. bizim mahalleyi de unuttular. Evet. Şimdi arkadaş gel bizim mahalleye, evet. gör, evet. gör evet. bir <laughs> dokun. Kimse Kimsenin gerek senin öyle. malında, evet. makamında gözü yok ama bizim camideki hacı amcayı şöyle böyle Mesela, e hiç, 30 hiç. yıl önce babanın elini öptüğün, öptüğün gibi bir öp ve ona onu unutmayacağını, seçimden seçime ona uğramayacağını, onu aldatmayacağını diyor ya o yüce yüce resul bizi aldatan bizden değildir. Bizi aldatmasa bizdendir. Kesinlikle. Mesela bu kadar basit. Kesinlikle. Bu yakalanabilirse hiç sorun yok. İnanıyorum yani. Çok önemli bir konu. Gerçekten devam edeceğiz. Ne? Değerli izleyiciler kısa ne? bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Gündem Özel'de tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, değerli konuklarım, Avukat Mehmet Kırmızı, Doktor Ramazan Topdemir ve Doktor Abdülkadir Turan bizlerle beraber seçim sürecini değerlendiriyoruz bu mübarek gecede. İnşallah hayırlara vesile olur Türkiye'ye bu seçim diyelim. Şimdi Ramazan Bey sizde kalmıştık. Milletvekili ne yapmalı, nasıl çalışmalı? Sorumuz buydu. Kısaca sizden bu konudaki görüşlerinizi almak istiyoruz. Efendim mübarek e, aziz gecesidir. Burada bir vekil kendi Anadolu topraklarında kutsal değerleri, evliyaları, enbiyaları, tarihini öncelikle bilmeli. Bu şekilde bir profil olarak vatandaşın karşısına çıkacak. Diyecek ki ben Ahmet'im, Mehmet'im. Efendim icraatımız budur. Bölgemle ilgili konuları biliyorum ve Allah'ın izniyle önce Allah'a, sonra kendime güvenmişim. Arkamda kimse yok. Yani buna öncelikle şey yapmak gerekiyor vekil. Bunu öncelikle bilmesi gerekiyor. Bir de genel merkezin önüne çok isimler gidiyor. Aha. Örneğin Adıyaman'da ben 2015'te aday adayıydım. 82 kişiydik. Bu yıl 160 kişi oldu. Şimdi burada sonuçta memleketi bilmeyen, tanımayanları vekil yapmamak gerekiyor. Önce o bölgeyi, o coğrafyayı bilecekler. Yani yerel. sos, yerel olacak. Yani dışarıdan gelmeyecek yani. O çok önemli. Efendim şu aşiretin yakını, şu şunun yakınıyla olmuyor. Niye olmuyor? Sonuç itibarıyla ee, güçlü bir rakip karşısında yeniliyorlar. Bunu öncelikle bilmek lazım. Vekiller ikiye ayrılır. Bir vatanla memleketine bağlı e, partisi için çalışan vatanı için çalışan vekiller bir de kendisi için çalışan vekiller vardır. Hmm. Bir de e, bölücülükle ilgili çalışanlar vardır. Bunlar Görevli olanlar. Görevliler. Hmm. Bunların görevi nedir? Bunların görevi efendim aykırı bir söz söyle efendime söyleyeyim sonra hukuk devreye girsin. Hukukçu arkadaşımız burada. Hukuk devreye girsin. Ya ben mağdur oldum diyor. Biz esiriz, tutsanız diyor. Sonra efendim şu cezevinden, bu cezevinden bir yerden efendim sürekli demeçler yayınla. Örnek vereyim size. Bakın benim Atatürk'ten Erdoğan'a Güneydoğu politi Kürt Politikası kitabım var. Hı hı. Burada bakın ben gelirken e, okudum, baktım, tekrar edeyim. Yıl 1959. Selahattin Demirtaş'ın amcalarından Feyzullah Demirtaş bölücülük yaptığı için cezevine giriyor ve yatıyor. Bakın 2023 Selahattin Demirtaş cezaevinde. Niye? Bölücülük yaptığı için cezaevinde. Tarih tekerrür ediyor. Demek hı hı. ki vekillerin görevleri var. Görevler nedir? Bölücülük yapacaksın. Bu. Bu şekilde. Diğer konuya geçtiğimiz zaman, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Genel Başkan, Urfa'ya gittiği zaman, Diyarbakır'a gittiği zaman, Malatya'ya gittiği zaman, Elazığ'a gittiği zaman, o vekiller diyecek ki, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Baş, Başbakanım, Sayın Bakanım, bizim tarihimizde Örneğin Urfa'ya gittiği zaman Mezopotamya topraklarından bahsedecek, Fırat ve Dicle'nin verimli topraklarından bahsedecek. Burayı örgütler ara ara istismar ediyor. Dünyanın gözü buradadır şeklinde e, arz-ı mevut dedikleri kutsal toprakları burada olduğunu vurgulamaları gerekiyor. Vurgulatmak gerekiyor yani. Sosyal dokusuna dokunmak gerekecek. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor ki o, o insanlarda bir heyecan oluşsun. Bu çok önemli. Vekiller ne yapacaklar? genel başkanların önüne efendim bölgelerin profilini bölgelerinin ünlü şahsiyetlerini sanatçılarını değerlerini öne koyacaklar ki dışarıdan birileri ithal partiler gelip de bu insanlarımızı yanlış yönlendirmesin daha çıkarmasın. Dolayısıyla burada kilit konumda olan vekiller çünkü biz asiliz, millet asil, diğerleri vekil. Siz gidiyorsanız vekillerin çok numaraları olmalı. Numaradan kasıt nedir? Numaradan kasıt Çalışmaları olmalı. Anadolu'da bir söz vardır. Bunun bir numarası yok. Sadece iki numarası var. Bir telefon numarası bir de ayakkabı numarası. Demesinler yani. Hmm. Bu kim ya? Bu, bu nasıl beni temsil ediyor ya? Böyle vekil olur mu ya? Allah aşkına demesin. Vasfi yok bir şeysi yok. Ya başkanım ne dedi? Bakanım ne dedi? Bakanım de demiş ki ya senin aklın yok mu? Vatandaş artık buna bakıyor yani. Sonuç itibariyle bakan arazide olmak gerekiyor. Efendime söyleyeyim lüks yerlerde tabii ki imkanları varsa parası olan yaşasın. Ama vatandaşın ızdırabının acısını bilsin. Dolayısıyla burada vekiller kendine değil de efendim toplum için çalışırlarsa başarılı elde ederler. Bir yere gelirler. Dolayısıyla bir takım marka olmuş isimler marka olmuş aydınlar, şahsiyetler sürekli öne gelmeli ve vatandaşı aydınlatmalılar. Bunları görüyoruz. ABC partilerinde karşımıza çıkıyor. Çıkarken de baz bazen, bazen maalesef emekli vekiller de var. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Eee kralda çok kralcı oluyorlar. Biri diyor ben işte reisi reisi şöyle yap, e, savunurum. Biri diyor böyle savunurum. Ya arkadaşlar bakın siz reise zarar veriyorsunuz. Mümkün mertebe bizlerin adına konuşmamak gerekiyor. Dolayısıyla Yaptığınız işle konuşun. Tabi. Ben şu icratı yaptım. Şuraya gittim. Bunu yaptım. Memleketinle ilgili konuş. Memleketle ilgili konuş. Bizim Şimdi sen ilgili. diyelim Diyarbakır'da vekilsen Diyarbakır'ı anlat Aynen. bize. Efendim reis gitti şuraya şöyle dik durdu. Ya sen reis ihtiyacı yok ki. Reis ifade, zaten kendini Kendini, gösteriyor kendini gösteriyor ifade yani. ediyor yani. Anlatmış sana yani. güvenerek yola çıkmadı Aynen. ki. Ben çok e, zamanlar hepimiz okuyoruz. Yani demem o ki Kraldan kralcı kesilmemek gerekir. Evet. Bir de soruyor mesela yöneticiler, üst yöneticiler. Arkadaşlar iki kere iki kaç eder? Efendim kere ki iki, isterseniz 5 eder, isterseniz 3 eder dememek lazım. Doğruya doğru demek gerekir. Efendim ben problemleri sorunları yukarıya iletirsem genel merkeze, genel merkeze diyecek ki ya bu vekil nasıl bir vekil hep problem getiriyor bize. O yüzden bazı vekiller maalesef kaçıyorlar. Arıyorsa... Bu muhalefet için geçerli. Tabii tabii. Yani tamamen mesela Hayır, Kemal, ben, Bey, sadece, Kemal Bey. Hayır ben bu olması gereken vekil ben, yani. tabii Aynen. olması gerekeni Hı -hı. şey yapıyorum. Sadece iktidar için demiyorum. Tabii canım. Onlar da o da. Tabii. Yani bunu görüyoruz bir de bakıyoruz ki vekil, efendime söyleyeyim şu aşiretten, buradan bugünkü listelere bakıyoruz. Efendim dört partide dört tane akraba, A partisine bir akraba, B partisine bir akraba, C partisine bir akraba gitmiş Doğu'da. Efendim bir şehirde bir aşiretten amca, diğer aşiretten yeğen gitmişler. Ya bu artık burada ilke mi var? Prensip mi var? E siz atlamazsınız. <laughs> ne var burada? Yani <laughs> neyi şey yapıyorsunuz? Onun için bunlar ilke önemli, duruş önemli. Dolayısıyla bu olmadığı zaman ne yapılır? İşler tepe taklak gider. Milletvekili yani halkına hesap verecek konuda Ke olacak. Biz e, yıllar önce bir gazete çıkarıyorduk. Bir manşet attık arkadaşlara. Hı. E, milletvekillerini izleme komisyonu kurulmalı diye. Hı. Yani vekil... Efendim bir yıl içerisinde kendi iline, ilçesine ne yaptı, ne etti, neler yaptı bir hesap versin bakalım yani. Biz evet. asilsek onlar da vekil. Dolayısıyla bu da bir vebaldır. Dört yıl ya, dört yıl çabuk geçiyor yani. Sonra ben birçok bir, bir, bir vekil görüyorum böyle e, kendi halindeler, vatandaş derler ya Anadolu tabiriyle e, ilgilenmiyorlar, da, hatırlamıyorlar da yani. Onun için baki kalan bu kubbede hoş bir sada ise evet. biz bunu efendim ne yapalım, bunu ortaya koyalım yani bir projen olacak, bir çalışman olacak Koya ki... Koyabilen zaten 20 yıldır tabii, iktidarda. Kesinlikle. Yani, evet. yani burada bakın e, ailesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani. Dolayısıyla bir marka isimden bahsediyoruz. Marka isim kim? Cumhurbaşkanımız. Evet. Bakın hiç kimseye bir şey yok. Ben size bir kısa hatıramı anlatayım. Yıl 1986. Kapalı Çarşıyı çıktım. Öğrenciydim. Çalışmaya gelmiştim buraya. Stejim bir taksi Arkasında aynen şu cümleler vardı. Recep Tayyip Erdoğan iktisatçıdır, girişimcidir, Bayrampaşa adayımızdır. Yıl 1986 diye hatırlıyorum. Bakın ne Erdoğan'ı tanıyan var o zaman ne bilen var. 86. Bakın şimdi 2023 Cumhurbaşkanı. Düşünebiliyor musun? demek ki bir şeyler yapılmış. <laughs> Abiliyeti var, girişkenliği var, istidadı var ve önce Allah sonra kendisi. Yani diyelim baba sanayici, holding sahip değil yani. Ki Sayın Erdoğan'a sorduktan sonra sorulan sorulardan en önemli sorulardan bir tanesi de şudur. Herkesin kafasındaki soru da budur. Erdoğan'dan sonra ne olacak? Evet. Erdoğan'ın cevabı Allah ne isterse oldu. a. Amin. Yani, ama, di, ama, burada e, önemli şahsiyetler kolay yetişmiyorlar. Kesinlikle. Gecesini gündüzüne katmışlar. Bizler de gençlik olarak, toplum olarak ne yapmamız gerekiyor? Bu şahsiyetler A, B, C fikrinde e, olursa olsun önemli değil fikirleri. Önemli olan o, e, topluma kattıkları katma değer nedir? nereden nereye getirdiler Ama bakın, e, bunlar önemli olgular olarak söylemek Peki, lazım. Peki konusunda şununla e, kapatsak daha sonra diğer bölümlere gelsek. Ben e, şöyle söyleyeyim. Muhalefete de bir tavsiyem hı. var. Özellikle Kılıçdaroğlu'na çok önemli bu söyleyeceğim. Hı hı. Lütfen. Bu kitaplarıma dayanarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu'na bir tavsiyem var. Bölgede e, çalışan bir akademisyen olarak e, Ekles'in beyan büyük oy alır. Kılıçdaroğlu'na söylüyorum. Bir, Seyit Rıza iki şey Said bunlar Kürt toplumunun önde gelen isimleri bunların mezarları konusunda bir şey yapsın madde bulunsun bakalım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakın genel başkanı 1900 <laughs> terör örgütü diyemeyen bir isme söylüyorsunuz. 1923 evet. Atatürk'ün kurduğu parti. Bütün belgeler orada. Sen de CHP genel başkanısın. Buyur Hodri Meydan. Diğer partilere söylesek Aa, başka bir şey algılayacaklar. Ben de buradan bir çağrı yapıyorum. Diyorum ki Seyit Rıza ve Şeyh Said'in mezarları konusunda yüreğin varsa ki Seyit Rıza senin hemşerindir. Bir beyanlamada bulun veya da bir demeç ver. Yüzleş. Dersinle yüzleşebiliyor musun? Bahsediyor mu dersimle? Yok. Bahsedemiyor. Yani. Dolayısıyla burada... Kendi tarihiyle yüzleşemiyor aslında. İşte onu diyorum. Yani. Kendi toprağındaki, Tabii. kendi yöresindeki değerlerle yüzleşemeyen bir insan... ...işte alakası olmayan başka mahalleye gidiyor. Giderken de işte pot kırıyor gidiyor. Başka seccadeye basıyor, resim çekeceği yerde başka bir şey yapıyor. Farklı farklı argümanları söylüyorlar Fazit ve bu şekilde yani. elini yüzünü gözünü... Çizilen tablo zaten belli ama biraz önce çok önemli bir konudan bahsettiniz. Bu gerçekten çok çok önemli. Evet. Ee, yeni yetişen vekillerin genç vekillere baktığımızda parlayan isimleri de görüyoruz. Çok evet. fazla eleştiri alıyor, hatta Hı -hı. o eleştirilerden çok komik olan şeyler de var. E, ismi geçmişken hatırlayalım. Rümeysa Akda işte bir önerge veremedi evet. ya. iktidardaki önerge vermez. Yani bunu dahi bilmek gerekiyor. Yani evet. soru önergesini iktidardaki muhalefet verir. Muhalefet verir. Yani <gülüyor> hükümete <gülüyor> ne yaptın diye hükümete yani, soru sormaktır bunu, bu, evet. bu noktada bile eleştiriler söz konusu. Yani e, çok önemli isimler, genç isimler de söz konusu. Fakat gelelim şimdi işin özüne. Abdülkadir Bey. Seçim geçim. <laughs> evet. Yani vatandaş için gerçekten seçim geçim. Ekonomi seçimi nasıl etkiler? Evet, şimdi e, burada elbette İslam'dan öğrenilecek çok husus var. O dengeyi koruma meselesi. Şimdi mesela Batı o tarihine baktığında kimi şey tutmuş, tabi, elit sınıfı burjuvayı tutmuş, kimi efendim işçi demiş, kimi Çin örneğinde köylü demiştir. Veya başka noktalarda, o devletleşme süreçlerinde devlet demiş ama milleti ihmal etmiş. Kimi zaman kimileri millet demişlerdir, devleti ihmal etmişlerdir, fert demiş, toplumu ihmal etmiş. Burada bir kere bu ekonomi, iktisat meselelerinin bir arka planı olmalı, bir felsefesi olmalı, bir yaklaşımı olmalı ve burada adalet denge gözetilmeli. Elbette bu denge devlet toplum dengesidir, devlet millet dengesidir. Ama toplum ve fert dengesidir. Hmm. Devlet için büyük yatırımlar yaparken, devletin savunmasına, korunmasına, Tabii. ilerlemesine büyük yatırımlar yaparken, ki bu büyük yatırımlar, kalkınma projeleri daima çok, e, çok önemli ve bunun bir de vatandaşa ve topluma bir maliyeti vardır. Mutlaka. E, bu bir, mümkün oldukça bu maliyetin e, olabildiğince orta sınıfa ve zayıf sınıfa yansımaması yönünde tedbirler almak gerekiyor. Bu çok önemli. İkincisi diyelim ki yansıdı. Bunu izah etmek gerekiyor. Bu niye yansıyor? Hangi oranda yansıyor? Bunu mutlaka izah edilmesi gerekiyor. Topluma elbette kalkınmaya sevdalıdır. Kalkınmayı istiyor. Devletin büyümesini istiyor. Efendim, gemi ürettiğinizde, siz sihalar ürettiğinizde toplum bundan mutlu oluyor. Bununla gurur duyuyor veya tok ürettiğinizde bundan mutlu oluyor. Fakat neticede şunu diyemezsiniz. Ey toplum ben devleti çok yükselttim, çok yücelttim. Sen biraz buna katlan. O zaman der ki bu katlanma payı adil midir diye sorar. Hı hı. Bunda bir sıkıntı gördüğü zaman itirazlar yapar ve siz burada toplumu bir ihanetle falan itham edemezsiniz. Yine topluma yatırım yaparken, topluma hitap ederken, genele hitap ederken genel içindeki ayrıntıyı kaçırmamak lazım. Toplum içinde kaybolan, sesini çıkaramayan insanlar var mı yok mu ona bakmak lazım. Şu bir hakikat ki Türkiye'de uzun süredir o kapitalist ekonomiden bir türlü bu vazgeçilmiyor. Tam olarak oradayım. Türkiye ekonomisi özgür mü? Hayır şimdi kapitalist. Yani özgür ya kapitalist. Şimdi e, hocam e, hukukçu o, hocam da üniversite bir haberi var. Bugün haksızlığa uğradığı zaman mahkemelere, mahkeme masrafından kaçındığı için ben haksızlığa uğrarsam e, daha sonra davayı kaybedersem maliyeti bana gelir. Deyip de dava açamayan kabul edelim ki hala milyon insan var. Doğru. Burada bir sorun var. Burada gelirin o refahiyet büyük ölçüde belli bir sınıfta toplanmış durumda. Evet çok ciddi şeyler yapıldı. Efendim sağlık hizmetlerinin burada ücretsiz hale getirilmesi, okul eğitimin e, neredeyse ücretsiz hale gelmesi, bu kitapların dağıtılması meselesi, e, yaşlılara la e, alakalı çok ciddi, ciddi, çok ciddi hizmetler, hastalar, işte, e, bunların hepsi çok ciddi. Lakin, lakin ülke kalkınıyor. Ve şunu bilmek lazım. Yani bütün İslami hükümetler, bütün Müslüman hükümetler, hatta sağ hükümetler ülkeleri kalkındırırlar. bunun Endülüs örneği vardır, bunun Kafkasya örneği vardır, bunun Buhara Semerkant örneği vardır. Ne zaman İslam bir yerde yayıl böyle kendi göstermişse, ister Müslüman bir toplumda dindarlık biçiminde, ister gayrimüslim bir topluma gidip yerleşme açısından orada maneviyatla maddiyata arasında bir denge vardır İslam'da. İslam bir yerde yayılmaya başladığı zaman hızla orada bir kalkınma hamlesi olur. Bunun yeri mekanı hiç yok. Ben epey bir çalıştım hem şeyi toplumsal değişim analizledim. Hayır, politikası bu noktada bu mu? Şimdi, hayır şimdi önce mesele şu, yani burada bir din hükümet oluştuğu an kalkınma oluşur. Burada yapılması gereken bu kalkınmanın dengesini korumak devlete yatırım yaparken toplumun topluma çok şey yüklememek ki veya e, ikna etmek toplumu buna ikna etmek, izah etmek şimdi bizde hala e, belki zor bir ifade olacak fakat tasavvufi bir kalkınma biçimi vardır. Tasavvufta amelin özelliği şu siz amel eder fakat anlatmazsınız. Bizim Hı -hı. Türkiye'de Allah rahmet eylesin Mehmet kotku Hazretleri ile başladı kalkınma yani o toplu iğneyi alıp e, İskender Paşa camisinde kürsüye çıkıp biz bunu bile üretemiyoruz diyerek malum başladı ve o karakter üzere hala tasavvufi bir kalkınma karakteri var. Burada büyük hamleler yapılıyor. Fakat bu hamleler bir niçin yapılıyor? Buna kim karşı çıkıyor? Kim destek veriyor? Topluma maliyeti ne? Şuna maliyeti ne? Bu izah edilmiyor. Mesela felsefi tarafı izah edilmiyor. Bu bir. E, iki, halbuki ben alanım şey. Ben Nureddin zengi üzerine çalıştım e, e, doktora da. Yani Selahattin öncesi dönem üzerine hı hı. E, çalıştım. Dürüd'un gibi Müslümanların evliya gördüğü evliya'dan saydığı bir devlet reisi bile kalkınmaya yatırım yaptığı zaman 1150'li yıllardan bahsediyorum. Şam'da halk sokaklara dökülmüş demişler ki biz acız. Sen sen demiş surları onarıyorsun, kılıç üretiyorsun, bilmem orduları haçlara seferber ediyorsun fakat biz ne olacağız demiş. E, bu bu evet. insani bir itirazdır. Bundan cevabı rahat ne olmuş merak e, ceva, cevabı şu vergileri vergileri hemen hafifletin. Derhal vergileri hmm. hafifletin. Zekat müessesesini daha iyi işletin ve şeyleri mezalim mahkemelerini daha titiz kurun yani Biz, mazali mahkeme dediğimiz devlet başkanı bizzat halkla muhatap oluyor. Haftanın iki günü Tahassül Ömer'e dayanan bir sistem bu. Halkın arasında oturup diyor ki söyleyin bakalım ne derdiniz var benimle alakalı ve benim yöneticilerimle alakalı. Böylece hem devlet toplum bütünlüğü sağlanıyor hem bu mazali mahkemeleriyle sıradan ferdin sesi en tepeye kadar çıkıyor. Şimdi Türkiye'de bu bir mercimel meselesi tamı tamına bir devrimdi. Hı hı. ama öyle bir noktaya geldi ki bu bir mercimer e, meselesi. Siz o mercimeğe bir mesaj atıyorsunuz. Kendine kadar kaç defa dedim şikayetçi oldunuz, makama gidiyor. Hı hı, evet. <laughs> evet isminizle ve soy isminizle e, gidiyor. Halk ne kadar da mutlu olmuştu bundan. Şimdi mesela evet. iktisat tarafına, ekonomi tarafına bir daha geldiğimiz zaman burada kabul edelim ki evet büyüyen bir ülke var. Fakat bu ülke büyürken refah düzeyinin e, dengeli bir şekilde dağılmadığından şikayetçi geniş bir toplumsal kesim var. Hı hı. Bundan dolayı belki yabancı danışmanların da katkısıyla ana muhalefetin lideri eline soğanla çıkıp ekranda görünebiliyor bu çok büyük bir hakaret hakikaten yani bu böyle bir bundan medet ummuş olması üzerinde o çok durmak bir lazım, bir, ayrı, ayrı bir konu. Ama, ama bütün tarafların çok düşünmesi önemli. lazım burada çok biraz öyle. durmak lazım. Şimdi soğanın malum yasını aktarı gündeme getirdi, çok da falan takıldı şu bu. takılacak bir tarafı yok. Soğan meselesinin özgürlükle çok ilişkisi var yani Hazreti Musa Aleyhisselam Toplumu özgürleştirmeye çalışırken evet. biz soğan sarımsak isteriz diyorlar. Ben eminim ki burada yabancı danışmanlar bu konuda biraz alay ettiler bizimle o soğanı. Yani siz varın gidin, varın gidin soğan ekin, biçin, yiyin. Siz ne Kesinlikle. diye böyle ihalarla sihalarla Kesinlikle bilmem de. toklarla e, gemilerle tüfeklerle uğraşıyorsunuz. <laughs> Üretim sizin neyinize. Siz bizim tüketicimiz olun diye bize bir mesaj veriyorlar. Şimdi biz tüketici olmaya razı olmayacağız. Biz üreteceğiz. Lakin bu devlet üretirken bu milleti ihmal etmeyecek. İhmal ediyor ediyor demiyorum. Hı hı. E dengenin Sesleniyor. iyi korunması evet. gerekiyor. Evet. Ve bu topluma seslenirken, hitap ederken, kitleye hitap ederken arada derdini anlatmayanların bulunduğunu bilmek lazım. Ben hakikaten çok etkilenmiştim. Şimdi Hatice ve Bekir dünya tarihinin en büyük fatihlerinden biri. Her birimiz onu bir sufi olarak biliriz oysa Arap Yarımadası'nı, bedevi bir toplumu hizaya getirmeye büyük bir kabiliyete sahip. Ama bu kabiliyete sahip insanın Geceleyin sokak aralarına girip acaba benden şikayet eden biri var mı diye dinlemesi bunlar bizim, bizim için ışıktır, nurdur. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda hakikaten büyük bir hassasiyete sahip. Lakin bu e, onun dışında şimdi faizle mücadele gibi şimdi faizle mücadele ne oldu? Türkiye'de ilk şey, şeyle dokunduğunuz zaman hoplayan Direktine kesimler var. Evet. Bir, eğitime yatırım yaptığınızda ve eğitime eğitime yeni bir seçmen kitlesi üretme yönünde yatırım yaptığınızda darbe konusu oluyor. İkincisi faize dokunduğunuz zaman Gene üzerinize geliyor. Başka otomobil üretmeye çalışan, şimdi Türkiye'de otomobil üretmeye çalışan Sabancı'yı hepimiz hatırlıyoruz. Ne yaptılar? <laughs> Türkiye'nin en etkin nişanlı birini katlettiler. Peşinden diğeri kimse gündeme getirmiyor. Ben onun ismini lütfen vermeyin. Hı -hı. Ama o bir şahs vardı. Malezya'dan, Endonezya'dan Türkiye'ye otomobil ithalatı Hı -hı. yaptı. Hı -hı. Mesut Yılmaz Batman'dan onu özel olarak siirtleydi. Onu özel helikopteriyle Batman'a getirtip gözaltına aldırdı. Hı -hı. Bu adamı delirttiler. Yazık. Bu adamı delirttiler. Yani. Şimdi siz üretme geçtiğiniz zaman düşmanınız çok, çok olur, doğru. sevdalınız da çok olur. Bela Ama anladım. size sevdalı bu kitleyi namert önünde soğana muhtaç konumdaymış gibi göstermemek lazım. Yani burada muhalefetin nemalanacağı bir saha bırakmamak e, gerekiyor. E, o, o, lütfen ama hakikaten iftihar ederken, gururlanırken birileri bakın şu soğanı ucuzlatacağım deyip hala bununla oy alabileceğine inanıyorsa e, daha dikkatli olmak lazım, daha titiz çalışmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi Mehmet Bey. Biraz önce dediniz buzdolabı seçimi belirler. Evet. Yani boşsa ve doluysa. Şimdi e, kira fiyatları, işte peynir fiyatları, et fiyatları derken gerçekten insan bugününü bakıyor, yarınını ona göre planlıyor. Bir yandan da hükümetin çalışmalarına bakıyoruz. İşte EYT'siydi, ondan sonra tekrar e, şimdi... EYT'de yeni ah, öyle, düzenlemeler evet. var, işte prim günleri noktası var, destekler var, bayram ikramiyeleri var, tarımsal alanda desteklemeler var, konut alanında desteklemeler var. Hep bir destek var ama ne eksik? Evet, güzel bir soru. Eksik olan çok net, denetim. Hı hı. Biz bunu hep dile getiriyoruz. Dediğiniz gibi hükümetimiz aslında e, böyle kepçeyle veriyor ama o kötü niyetli üreticiler bunu... Büyük daha büyük kepçeyle geri alıyorlar. Burada ne devreye girmesi lazım bu alanları boş bırakmamak için? Denetim mekanizması. Şimdi bakıyorsunuz hükümetimiz ne yapıyor? E, i̇şçi kısmı yani e, asgari ücret artışı, EYT çıktı görüyorsunuz. Bunlar EYT devreye girdiği an bakıyorsunuz gecesinde fiyatlar yükseliyor. Asgari ücret artışı oluyor. Sabahında market Sabahına fiyatları değil, yükseliyor. Biraz fiyatları Araçlar yükseliyor, ÖTV indirimine yani. gidiyor. Evet. Gecesinde o sarı renkli ilan sitelerinde araç fiyatları bir anda bir üç katına hı hı. çıkıyor. Ne fiyatları kesin. Ee, örnek diyorum size ev almak için çeşitli imkanlar sunuluyor konut almak için. Ko ev fiyatları, fiyatları yükseliyor. düşürüyor. Evet. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Burada denetimin sıklaştırılması lazım. Denetimle beraber yaptırım. Şimdi denetimin sonu yaptırımdır zaten. Eğer siz şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız gidip marketi denedecek Sayın Cumhurbaşkanımız değil. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi üzerine düşeni yapıyor. Ne yapıyor? İşte ekonomik reformlarla Vatandaşın cebine dokunmaya çalışıyor, cebindeki parayı arttırmak için. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği o kişiler ya da bakanlar, yetkililer bu denetimi eksiksiz bir şekilde yapsaydılar... ...bugün devletin verdiği vatandaşın refahına da yansıyacaktı. Siz şimdi eğer gidip tarladan e, hale, halden markete gelene kadar o soğanın fiyatını denetleyip takip etmezseniz... ...bir market soğanı 15 liraya satar... Bir market 7 liraya satar. Bir market 30 liraya satar. 30 liraya satan da adamı da gidip reklam yapar muhalefet. Sizin önünüzde koyar. Peki yaptırımların yeterli olduğunu Peki, düşünüyor Peki ben musunuz? yaptırımların kesinlikle yeterli olduğunu düşünmüyorum. Açık söylemek Hı -hı. gerekirse. Şimdi yaptırımların yeterli olduğunu düşünüyoruz dersek yalan söylemiş oluruz. Bir öz eleştiriye ihtiyacımız yani var. Çünkü burada. adamın günlük evet. karı zaten evet. o cezayı... Bizim yaygı. burada öz eleştiriye ihtiyacımız var. Ben geçen programda bunu söylemiştim. Eğer bu satışı fazlasıyla yapan, fazla fiyatla yapan satıcıyı, kötü netli satıcı diyorum. Bakın burada iyi netli satıcıya ayırmak lazım. Tabii ki. Be, kötü netli satıcı eğer düşünürsek ya denetim yaparlarsa ben edeceğim kardan daha fazla ceza öderim. O satıcı o fiyata satmaz onu. Eğer ev sahibi derse ki ya devlet %25 sınır koymuş kira sınırı. Ben bunu kiracıya zorla dayatıp %40 yaparsam vergi, maliye, ilgili bakanlık benim yakama yapışır. Benden aldığım bu kiranın 5 katı ceza öderim derse o kirayı yükseltemez. Eğer o araç satıcısı 600-700 bin lira satacağı aracı 900 bin lira 1 milyona satacağını düşünüp eğer ya ben bunu olduğundan fazla satarsam ve bunu da ilgili kamu kurumuna devletime bildirmezsem devlet yakama yapışır. Bu aracın 1,5 kadar ceza keser ben alacağım kardan daha fazla zarar ederim derse bu satış yapamaz. İşte bizim kötü niyetli kişilere bizim bu denetim mekanizmasının yaptırımını hissettirmemiz lazım. Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle namussuzlar. Hukuk evet. devletinin tamam. gereğidir. Şimdi bakıyoruz bugün Tamam evet kapitalist sistem hocamız bize söyledi üstadımız az önce. Ama bizim artık biz vahşi kapitalizme esir olmuşuz. Yani artık denetim de yok. Bakın ya inanamıyorsunuz bugün ben bir yerde oturuyorum bir semtte gerçekten bir markette bakıyorum 70 lira olan e, bir ürünün fiyatı köprüden karşıya geçiyorum diğer semtte. Benim semtim öyle bir yerde. 25 lira. Ya bunun farkını bana kimse ne hukukla ne Kesinlikle. ahlakla açıklayamaz. Bunun tek açıklaması <laughs> olacak. İlgili Bakanlığımız denetimlerini sıklaştıracak. Bakın bugün siz ilgili personelle bir takip sistemi yapsanız markete vatandaş gibi girip eskiden nasıl işte eskiden Kim? Hocam, yani, hocam, burada şunu yani da tedbirli kıyafetle var. bile evet. girip bu fiyatları denetlemiş olsanız en azından vatandaş bu denetimi görse dahi vatandaşın kendine bir özgüveni gelir. Yani bugün demez ki evet devletim üzerine düşünü yapıyor ama ne yapalım. Belki o kötü netli satışı ifşa edersiniz. Mesela Tüketici Derneği Konfederasyonu Aydın Bey'in de kulaklarını çınlatalım. Evet, aydın Saygılar, e, e, saygılarımızı sunalım. Yani çok önemli teklifleri var. Yani bu denetimleri e, yönlendirebilme noktasında çok önemli teklifleri de var. E, ve prototipleri de var. Yani ciddi anlamda ifşasından hapis arasından kadar. Yani. E, bakın biz ne oluyordu? Bir, birer hatırlarsınız. İşte ilgili et ürünlerini, hı. gerekli maddeleri e, hı. koymayan firmaları ifşa ederdi bakanlık. Gıda ve bakanlığı. bakancılığı ifşa eder. İşte şu yapılan denetimde bu üründe kanatlı tavuk eti bulunmuştur gibisinden. Ya biz Allah aşkına şu fiyatları şişiren... Atıran, uçuran marketleri, pazarları her neyse satıcıyı ifşa edelim artık. Gazetelerde, televizyonlarda, Kesinlikle. ilgili bakan, Ticaret Bakanı ya, ya vatandaş bilsin. Kesinlikle. Vatandaş gitmesin. Bakın, talep olmazsa fiyatı düşürür. Çünkü vatandaşımız da örnek diyorum. Benim semtimdeki vatandaşım o markete alışveriş yaparken diğer semtte ucuz olduğunu bilemez zaten. Bilmesine imkan yok. O o semtteki vatandaş fiyatın öyle olduğunu düşünüyor. Yani sabah akşam eve gidiyor, televizyona bakıyor. Aa orada öyleymiş. Sosyal medyaya giriyor, Aa, burada 15 liraymış. E ne oluyor bu sefer? Devlete güveni sarsılıyor vatandaşın. Evet. Artık ifşa edelim. Ne yaparsak yapalım. Bakın bu işin ahlaki boyutu kalmadı artık. Doğru. Ben bunlara vicdansız diyorum yani. Bu ev sahiplerine, bu ilgili marketçilere, Kötünü bu ilgili yetimler. satıcılara. Evet. Bunun artık ahlaken, vicdanen, artık İslam'da bir açıklaması yok bunun. Ya Yani bunu devlet artık tüm sefer imkanlarını seferber edip bu denetimlerini sıklaştırmalı. İfşa ise ifşa makamı yani, yani öyle, artık ceza ise evet. ceza, mahkeme ise mahkeme. Ama bugün ne yapıyorsunuz? Koskoca milyarca lira kar olan 3 e, üç harfli marketleri diyor, biliyorsunuz. Ne oluyor? Bir ceza kesiliyor 15-20 bin lira. Ya onun bir saatlik cirosu zaten o marketin o ceza. Yani, yani o sadece cezi... o marketler dedi yani bugün Yeni Bosna'daki bir ürünü A markette şunu görüyorsunuz gidiyorsunuz Beylikdüzü'nde daha farklı. Ya yani onu demek istiyorum. Fenden sepette farklılıklar. Ya İstanbul'da Beylikdüzü'nde daha farklı oluyor şaşırıyorsunuz ya biz, ya. artık biz şöyle biz adaletten ziyade hakkaniyet istiyoruz. Evet. Bakın hakkaniyet adaletten daha önce gelir. Yani hakkaniyetli olmak lazım. Yani örnek diyorum siz 1000 e, TL kar sağlayan bir ürüne 100 TL ceza keserseniz orada adalet olmaz. olmaz Siz olmaz, hakkaniyetli olacaksınız. Ee, satışın büyüklüğüne göre ona göre ceza miktarlarına ayarlayacaksınız. Ben... e, bu denetimi yapmak artık milli bir görev. Ha, gerekirse vatandaşlarımıza ihbarda bulunsun az önce ne dedik? Cimeret, Ticaret Bakanlığı'na, hmm. Gıda ve Tarım Hayvancılık hmm. Bakanlığı'na. Vatandaşımız aslında bir nevi burada artık fahri fetiş gibi Biraz önce söylediğiniz cümle lazım. çok çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı veya kabine üyeleri işte kanunu çıkartıp teklifleri ortaya Tabii. koyuyorlar. Fakat bunun altında çalışacak olan elemanların da vicdanlarıyla çalışması, denetimleri yapacak olan insanların da vicdanlarıyla çalışması ve görevlerinin tam hakkaniyetiyle yerine getirmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapsın? EYT'yi çıkardı bir ortaklık çıkardı ki deprem oldu evet. yani e, işte pandemi den yani ekonominin küresel krizler deprem sel pandemi derken ya Sayın Cumhurbaşkanımız evet. gidip marketi mi denetlesin artık o görevi de size vermiş onu biz zahmet gidip siz yapın artık ya yani her şey Sayın Cumhurbaşkanımızdan mı bekleyelim İşte bu ya bir, bir market soğan, zaman bir yani bir markete baktığınız zaman yani dediğiniz gibi gerçekten hakkaniyetiyle işte bunu seçecek olan yetkililerin de elemanlar ya seçecek bakın seçecek dediğiniz gibi Bakü'de 70 lira olan soğanın beylikdüzünde e, örnek diyorum 30 lira olmasının hiçbir açıklaması mantığı Tam yok. Tam tersi biliyor musunuz? Evet aynen öyle. Yani emin olun Yeşilköy'de 30 lira olan şey beylikdüzünde şu anda 62 lira. Ya işte bunun artık bir açıklaması yok. Bunun bir mantığı yok yani bunun bir izahı yok. Ya bakın bunu biz biliyoruz siz biliyorsunuz vatandaş biliyor. Ya, bunu artık ilgili denetim mekanizmasında bilmesi, bilmesi lazım aynen. ve gerekli yaptırım yapması lazım. Eğer ben bugün o fiyatı görüp ertesi günde o fiyatı görüyorsam burada bir sıkıntı var demektir. Burada bir İnşallah. eksiklik var demektir. İnşallah... Sen Cumhurbaşkanımız açıklamalarıyla benim belirtti, ee, bu edelim, yeni var. denetim mekanizmaları gerekli denetim sıklaştırması hususunda olduğu takdirde ben artık bu sürecin yavaş yavaş daha rayına geleceğini düşünüyorum. Tabi burada e, bence kasti seçimine giderken kasti yapılan hareketler de var yani sosyal medyada var var. Az önce ettik. Biz bugün Hatta dünyanın en büyük ve ticarette de ben bunun e, politik olarak da Tabii. kullanıldığını çok bakın fazla biz bugün dünyanın en büyük e, e, siyah gemisini yapıyoruz ve ilk siyah gemisini yapıyoruz. İşte tok aracını üretiyoruz. İşte İHA'ları, SİHA'ları, Kızılım Hı -hı. uçaklarını üretiyoruz. Ama bizim gündemimize soğanı getiriyorlar. Biraz önce hocam. Evet, yani gibi. işte eğer o soğanı gündeme getirmemek bizim görevimiz. İşte, i̇şte o soğanı oraya getirmemek e görmek bizim gibi. görevimiz. Aynen. Eğer biz o denetimi düzgün ve uygun yapsaydık o soğanı o denet gündeme gelemezdi. E ne oluyor? Bu sefer siz dünyanın en büyük siyah gemisini yapıp Sirkeci'ye sayın Cumhurbaşkanımız oraya onu demirletti ki vatandaşımız gelsin. Onu biz konuşmamız lazımken bugün soğanı konuşuyorsak. E işte demek biz eksiklik bir bu eksikliği yapanların yani. kendine gelmesi Aynen. gerekiyor o Kesinlikle. zaman diyelim. Efendim, bir noktada da şu artık hakikaten irite olduğumuz ve vatandaşın da hatta kendi çocuğumun bile irite olduğu bir konu var. Seçime giriyoruz. Şimdi bayramdan sonra biraz daha sertleşecek diye de düşünüyorum. Çok aşırı bir irite edici dil var. Özellikle muhalif kanatta. Neden bunu muhalif kanat olarak söylüyorum? ...linç dili var. Tamamen linç dili var. Ee, iktidara yaptıklarını hadi diyeceğim... ...bir nebze anlamaya çalışsam da anlamıyorum. Gerçi yani Muharrem Bey'e de... ...yaptıkları tamamen bir linçti. Ve bu noktada e, ciddi anlamda... ...vatandaşın buna tepkisi ne olacaktır? Ramazan Bey. Ben e, buna cevap vereceğim ancak... E, Çok kısa Mehmet, süremiz kaldı. Onun öyle mi? Mehmet Bey'le e, Bey'e... E, ...birkaç ekleme yapacağım e, hı söyledikleri hı. anlamında. Hani... Ee, bir reklam vardı. Un var mı? bakalımca var. Şeker var mı? Var. Yağ var mı? Var. E ne bekliyorsan helva yapsana diyor. İşte burada yıl 1930 Milli Korunma Kanunu çıkartılır. Bu kanunla efendi fiyatlar denetleme yapılır. Fiyatları ileri götürenlere büyük cezalar verilir. Daha sonra 1932 tarihinde sanayiciler ne yapar? Efendim engel olurlar ve bu ortadan kalkar. Yani şunu söylemek Serbest istiyorum. Ekonomi, evet. Serbest piyasa olur. Yani feodal yapı, kırsaldaki feodal yapı şu anda metropollere gelmiş bir feodal yapıdır. Toprak reformu yapıldı, feodal yapı karşı çıktı. Bugün de efendim hükümetimiz, devletimiz dest e, tek vatandaşın yanında oluyor ancak ne yazık ki üzücü bir şekilde sanayiciler buna karşı geliyor. Sanayiciler sürekli engel oluyor bir kısmı sanayiciler. Dolayısıyla burada e, milli Korunma kanunu çıkarılırsa efendim başarı elde edilir diye düşünüyorum. Bir, bir bu eğitimci olarak, 30 yıllık bir eğitimci olarak ülkemizin ekonomik yönden daha kalkınması için gençlerimize girişimcilik dersleri verimeli girişimcilik yönüyle yetiştirmeliyiz ve ve Eleştiriye yönlerini geliştirmeliyiz. Her şeye evet evet dememeli yerinde. Hayır benim görüşüm budur, projem de budur. Ama bunun da dili olmalı. Evet ve dili de... Eleştirinin dili de olmalı. Evet yalnız, o yumuşak da bir dil. Yani ee, bir eleştirirken teklifini tabii, de sunacak bir eleştirmen olmalı. Yapıcı, yapıcı bir eleştiri. Yani çözümünü sunabilecek kesinlikle, bir eleştirmen olmalı. Kesinlikle. Mesela ben e, bakıyorum sınıfta eğer e, rencide etmişsen öğrenciyi köşeye siniyor, ses yapmıyor yani artık bir an önce gitmek istiyor. Fakat oğlum olur. Yanlışlık yapabiliriz ama bunu düzeltebiliriz diyerek onu onlara eder, cesaretlendirirsek. Hata yapmayan başarıya ulaşmaz evet, ki. Yani, yani hata yapmayan hiçbir şey yapmıyor demektir. Dolayısıyla Kesinlikle. bizde bir de sıkıntı şu. Üslubumuzda yapamasın, edemezsin, mukayese ve mükemmeliyetçilik iki kavram var. Üslupta iki kavramı çok fazla kullanmayacağız. İletişim bir mükemmeliyetçiliği fazla kullanmayacağız, bir de mukayeseyi benim yeteneğim de arkadaşlarımızın kabiliyeti Çok aynı değil yani farklı. İşte üslupta da böyle. Şimdi burada gençler kime bakacaklar? Gençler yukarıdakilere bakacaklar. Bakıyorsun yumruk, tekme, tokat, ayakkabı ne dersen mecliste çok çok gördük yani. Yani bu kurşun. kim? He, kurşun, kurşunlar at şeye yani burası Texas mı? Kovboy mu? Sen ne e, hangi tam, döneme gittin? Hangi dönemde yani? yaşıyorsun? Sen e, hangi çağda yaşıyorsun? Yani bu medeni insan. Medeni. Medeniyet görmüş Kesinlikle. bunlara ne yapıyor? E, uymuyor. Dolayısıyla biz ne yapmamız gerekiyor? Üslubumuzla, dilimizle ne yapmamız lazım? Efendim, kucaklayıcı olmamız lazım. Tatlı dil yılanı deliğine çıkarır. Atasözü boş yere söylenmemiştir. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz ana fikriyle siyasiler davranırsa başarılı olurlar. Başları da ağrım olmaz. Ne ince üzülür, ne kalın üzülür, ne diğeri üzülür, ne birisi üzülür. Aziz mübarek gündür. Kardeş olmamız lazım. Ne olursan ol yine gel. Kesinlikle. Eskiye döndüğümüzde rahmetli Erbakan, İnönü, ondan sonra işte farklı liderleri hepsini teker teker saymayalım şimdi. E, hepsine baktığımızda eleştirisel bakış vardı fakat çok da nazik bir dil vardı. Şimdi bu nazik dili bozan ne oldu? Şimdi bir kere bir e, agresif bir e, hal var. Yani bu kabul etmek lazım ki bir yani bir sıkışmışlık e, var. Hı hı. Bu bir kısmı bir yapay bir sıkışmışlıktır. Böyle hani biz özgür değiliz e, efendim baskı altındayız, eziyet altındayız falan deyip öte yandan ağzına gelense söylenir. Bir de klasik olarak e, ...medyada... medyada biz hiç dikkatimizi çekmiyor ama geçmişin o üniversitelerde yumruk yumruğa kavga eden bir şu eden evet. bu eden bütün sol isimleri bir kere şu anda partilerin artık halkla iletişim e, birimlerinde çalışıyorlar ve bu arkadaşlar e, yapsa olarak küfürbazdırlar. Ya hakaret etmeden küfetmeden e, dayanamazlar. Merhaba. Kendi aralarında kullandıkları değil bu. Yani siz diyorsunuz ki efendim. CHP Muharrem İnce'ye bu dili kullanıyor. Bu çok tabii ki son fraksiyon kaşık kaşık evet. geldim geldi. Yani ben küfür ederlerdi eskiden beri. Yani ben küfür diyorum en kabahat. Küfürde normalleştirmeye çalıştık. E normalleştirmeye gelenekleriydi ya. O, bu onların gelenekleriydi. Şimdi ya, küfür bu, çok yakışıyor adama e, diye bir cümleler çıktı ya. E, e, ben üzüldüm. Evet, Şimdi, üzücü. Bir kısım üzücü. daha öyle Anadolu evet. milliyetçisinin de e, bu e, mecrada olduğu eskiden beri malum. Buna karşılık eskiden beri dar kesim, İslamî kesim daha e, böyle bir beyefendiydi. Ayrıca Bahsettiğiniz simaların da bir Osmanlı'dan gelen bir edebi edebi söz konusuydu. Bütün onlar bir süre bunu idare etti var. Karşımızda hakikaten artık sınır tanımayan ve konuşuyla zaten günlük hayatında çok kaba konuşan, çok hakaretle konuşan bir e, yapı var. Bu siyasete hakim olmaya başladı. Elbette bunun bir an önce bertaraf edilmesi lazım. Fakat e, bertaraf etmek hiç kolay e, değil. Çünkü adını koyacağım ister istemez karşımıza açıkçası böyle faşist bir e, propaganda tarzı var. Yani karşı taraftaki insan itibarsızlaştırmak için her şeyi söylemek mu? Her şeyi söylüyor. Ama her şeyi yani aklınıza ne gelir? Üstelik akşam bir şeyi söylüyor, sabah ayrı bir şey. Işte, Değişiyor. E, i̇şte Meral Hanım'ın e, o masadan kalktıktan sonra bir gün öncesine kadar onu övenlerin ona ettiği hakaretler üstelik bir kadına. Doğru mu? Şey olalım. Gibi şimdi yani. aynı zamanda bir e, hocalık geçmişi evet, var. Bir üniversite hocalığı geçmişi önemli. var. Şimdi ya <laughs> şimdi, muhalifsin, muhalif evet. olabilirsin. Hadi zaman. sizden ayrıldı. E, ben şimdi bu doğru bir dil miydi? Hayır hiç. Ve şu an bu toplumu e, bu acayip bir bozuyor. Burada değersizlik üzerinden yükselme gibi bir yeni bir şey var, doğru, yeni anladım. bir hal var. Yani değersizlik siyaseti. Meselen bu hani eşcinsellik, meşrelik falan deniyor. O da burayla alakalı. Kesinlikle. Değersizliği evet, bir değer evet, haline kesinlikle. getirmek. Evet. Şimdi değersizlik üzerinden yükselmek. Esas olan ne? Değerler üzerinden yükselmektir. Doğru mu? Kesinlikle. But, bu kesin yani ne kadar düşersem o kadar yükselirim gibi bir dert halinde. Çalışmadan para kazanmak, değeri olmadan değer verdirmek. Ee, yani tabii, emir yani, tabii. yani der. hakaretten para kazanmak. Evet, yani Aynen şimdi arkadaş veriyor işte ekrana koyuyor diyor ki sen kaç tarafı ne kadar yıpratırsan evet. maaşını o kadar yükseltirim. Evet, evet, evet. Bu o hakaret edince bu arada bu arada ama yani o e, bu sefer yani Cumhur İttifakı'nın da e, sosyal medyası bakıyorsunuz ki aynı dille cevap e, verebiliyor ki Ha şimdi yerine göre hakarete uğrayan hakaret mi hakkı vardır ben buna inanırım açık söyleyeyim. Ben Necip Fazıl Kısa Küreğ'in ara, ara okkalı küfürlerinden keyif falan bir <laughs> edebiyatçıyım yani. Gayet de iyi ediyordu. <laughs> Evet. Eğer eğer bu, bu dil bu dil bir yere kadar ulaşmalı ama velakin eee şu anda sosyal medyanın özellikle müspet sosyal medyanın o şekilde ifade edeyim saydığım anlaşılır çok ciddi bir kitle psikolojisi danışmanlığına ihtiyacı var. Bu iş böyle kendi haline bırakılmaz. Biz kasıtlı bir şekilde biliyorsunuz işte bilmem isim vermeyeceğim farklı televizyonlarda evet. gaf yapıyorlar. Ben mesela seccade gafının dile keşke mesela kasıtlı olan niye burada eee kendi gündeme dikkat çekiyor kendi gündeme getiriyor. Bu arada dışarıdaki e, a babalara bir mesaj veriyor. Diyor ki bak benim ben diyor şuur altında bu dine karşı bir saygı yok. Bu e, dikkatsizseniz şuuraltı altında evet, bir tabii. Var. şekilde. Oraya bir mesaj Aynen. veriyor. Evet, Ama evet. gaz yapmanın ayrı bir hali var. Özellikle ekranlarda biz o ekranlar üzerinde bir sürü hiç adı bilinmeyen sol televizyonları halka tanıttık bizim sosyal medyamız paratırız. Adam öyle, oraya çıkıp en olmadı gafı yapıyor evet, ertesi evet. gün binlerce arkadaşımız de. sosyal medyada evet. bilmem falan kes aslan şu gafı yaptı. Ya zaten Ramuhtar'ı bilirsiniz. Evet. Böyle meşhur olmuştu. <laughs> Allah affetsin diyeceğim yani. <laughs> Bu güzel günde. Şimdi Doğru. burada siz eğer eğer e, 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 kitap psikolojisinin dilinden anlamıyorsanız karşı tarafın diline bürünürsünüz ki e, değerli olanların değersizlere benzemesi kazansanız bile kayıptır. Dikkat etmek lazım. Yine de varım. Her zaman her zaman siyasi dünyanın sosyal medyanın medyanın keskin dillere Allah rahmet eylesin Hasan abilere e, o nezih e, e, şeylere ihtiyaçları var. E, yoksa böyle hep mızla her zaman olmalı. silecek, derdimizi evet, evet, iyi evet. anlatmayacak bir hoşgörüden hocam iyi hoş ama peki evet. yana e, bu çok da böyle hani hakkını, e, hakkını koruyacak hakkını yani Ye, lazım şöyle yani, yani Tanki, yerine göre şimdi e, evet, her zaman şu, bakın bir söz söyleyeyim özet olarak Acı ol, olursan acı olursan atılırsın. Tatlı olursan yutulursun. Yani ne acı olacaksın atılasın ne tatlı olasın Şimdi yutulasın. Öz ya, şey, bu şey, yani. Tövbe ben onu bakmaya çalıştım. Yoksa tövbe sahaba vurdular sol buna vursunlar değil yani. Şeyh tö, şey, de tövbe ettirmiş. Demiş bir daha demiş ağzından küfürlü, işte hakaretli ifade çıkmayacak. Tam o esnada böyle çok esvel bir tipin şikayeti gelmiş. Gel de küfretme demiş şeyim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bu için, bu için bir, bir düzeyi olmalı. Tabii, tabii. Yani ama, ama hani, yani. E, evet. o ölçüyü kaçırmamak lazım. Evet, evet. aman, e, evet. sizin tabii, bu programınız sayesinde evet. özellikle ifade edeyim. Benim bir kaygımdı bu kitle psikolojisi danışmanlığına çok ciddi bir ihtiyaç evet, var. Evet. Bu e, bu işte görevli eğer birileri varsa ben o işi hiç bilmiyorum. Bence siyasetçiler daha iyi bilirler. Sonra e, birileri geleceğiz. bu Zaten sosyal sonra medyada bu işte evet. çalışan birileri varsa bence bunların başına çok iyi kitle psikologları, kitle sosyologları şey sosyologlar çalışmalı ki e, atılan okul nereye değdiği e, bilinsin. E, evet, Göl kendi sahana, kendi kalene gitmesin girmesin diye. diyorsunuz. Evet. Son olarak ve kısa olarak lütfen rica evet. edeceğim. E, AK Parti'nin içinde olan bir isim olarak söylüyorum size siyasi noktada. E, sosyal medya noktasında yeterli mi? Şimdi aslında şöyle başlayalım işe. Hı -hı. E, bu linçten sosyal medyaya gelelim. Şimdi tabii e, Selahattin Demirtaş'a çiçek dalı uzatanlar millete, millet kürsüsünden mermi atıyorlar. Kurşun evet. mermi atıyorlar. Tabii siz milletin kürsüsünden mermi atarsanız sosyal medyada da destekçileriniz küfür yağdırır. Yani Hı siz nasıl çünkü millet hocasına bakar ona göre hareket eder. Tabii sosyal medya önemli. Sosyal medyada denetim olmalı ama en iyi Bu konuyla seçim, ilgili bir çalışma En zaten. seçim propagandası gönlü dokunmaktır, el sıkmaktır. Hı. Yüzyıllar da geçse, 50 yıl da geçse vatandaşa en büyük Propaganda inmek, vatandaşı yemek, vatandaşı elini sıkmaktır. Özellikle gençler. Sosyal medyada, evet. gençler. sosyal medyada tabii e, Cumhur İttifakı sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Evet. Ama yeterli mi? Bence yeterli değil. Çünkü sizin karşınıza linç kültürüyle büyümüş, linç kültürüyle hareket eden, tabi bir linç ordusu olan, size biat ettirmek için ya da sizi sıkıştırmak için önce linç edip sonra biat ettiren bir kitle var. Yani nasıl Muharrem bunu yaptılar? Bir linç ettiler, hakaret ettiler, küfür ettiler, köşeye sıkıştırdılar, biat etmesini beklediler. ...yet etmeyince tekrar saldırmaya başladılar. Hı hı. Meral Akşener'i bu şekilde masaya oturttular zaten. Önce bilinç, hakaret, küfür... ...sıkıştırma ve masaya oturtma. Amerika'dan yönetilmeye. Üst, üst akıldan yani. yönetiliyor. Hı hı. Tabii e, Sosyal medya seçim propagandası çok önemli. Sosyal medya kullanılmalı. Sosyal medya üzerinden gençlere ulaşılmalı. Sosyal medya üzerinden seçim propagandası yapılmalı. Ama her ne olursa olsun... ...sahaya inilmeli. Siz Sadece sosyal medyadan yönetilseydi ve sosyal medya olsaydı... ...CHP her seçimde birinci çıkardı. Yani... Ön öyle. Yani tabii ki. Yani eğer seçimler sosyal medyada yapılsaydı AK Parti hiç bu olamaz ama seçimler sandıkta ve sahada yapılıyor. Hem sahada hem yani de Yani so sahadayken anladın, sosyal medyayı anladın. unutmadan sahaya inmemesi gerekiyor AK Parti. Evet, şimdi ama orası önemli. Hocam iş yapmak çok kadar güzel. çok kısa anlatmak da önemli. Yine kendi çalıştığım alanla alakalı hatta bununla ilgili Hilan Brand diye batılı bir tarihçi buna üzerine bir tez de yazmış. Şimdi gerek Selahattin Eyyubi, gerek Nureddin Mahmut Zengi bir çeşme dahi açsalar büyük bir kitabeyle tanıtıyorlar halka. Hmm, Diyorlar ki tabii. bu şu zamanda şunun tarafından yapıldı. E, ee, eylem, yani işi yapmak kadar işi anlatmak da önemli. Bizim o, Bırakmadan, o tasavvufi, tasavvufi tasavvuf kültürde yapalım ama anlatmayalım meselesi o fertler içindir. Ee, sosyal medya son derece önemli. Anlatılmazsa hak etmeyenler başa gelir. Ama sahada olmazsanız sosyal medyada neyi anlatacaksınız? Birbirini tamam tamamlayacak, birbirini tamamlamalı, bütünü tamamlamalı. Evet, evet. Efendim çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. teşekkür ediyoruz. sağ, sağ olun. Olun Tebrik ediyoruz. İnşallah. Hayırlı bayramlar diyoruz. Evet, evet. hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun. Evet, üçün kaldı. Daha sonra da inşallah mübarek Ramazan ayı bayramla bitireceğiz. Değerli izleyiciler, gündem özelinin sonuna geldik. Hayırlı kandiller efendim.